bir çete sadece insanların duygularıyla oynamıyor, parasını alıyor, kalplerini çaldırıyor. Bu bakın şu an arkamda bir göstereyim size önce. Hepsinin elinde nikah cüzdanı var. Bakın Mustafa, buraya birincileri yazmadık, bazen de fotoğraf denk gelmedi. Birinci eşi Halide Hanım, Mustafa Bey'in. İkinci eşi Seyide Hanım. İsimleri de bizimkiler koymuşlar bu arada. Gökhan eşi Umarova ve nişandan fotoğraf. Ve Serkan eşi Gül Hanım. Onların da evlilikleri, evlilik cüzdanları burada. Onun da ikinci eşi bu arada. İlki de bir evlenmiş, o kaçmış. Eşi Gül 3 günde mi kaçtıydı? 5 günde mi? 3 günde. Veysel eşi Donokon. Onu da Veysel de bayağı bir macerayla. İlki gelmemiş, o paralar vermiş, ikinci gelmiş. İkisinin de paralarını vermiş, bir sürü paralar gitmiş. Neyse ikinci eşiyle evlenmiş ama kaç gün sonra kaçtıydı? Veysel? 28 gün. 28 gün sonra o da kaçmış. Hasan Hüseyin, Hasan Hüseyin eşi Nigora. Hasan Hüseyin Bey şu anda Skype bağlantıda. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi sizin fotoğrafınızı gösteriyorum. Fotoğrafta eşinizle mutluluk pozu vermişsiniz. Yani burada aynen, ne kadar güzel görünüyorsunuz ama sonunda ne oldu onu da size soracağım şimdi. Ve en son Devlet Bey, eşi Maşhura, yanlış okuyor olabilirim, nasıl öyle mi? Hatta Devlet dedi ki ben oradaki herkesten daha mağdurum. Neden? Çünkü cezaevine de evet, girmiş. Burdur cezaevine girdi. Neden cezaevine girdin Devlet? Ben çalışmaya gitmiştim. Çalışmaya gittikten sonra da eşim annem babamı da pazara gönderiyor. Evde kendine müsait bir ortam hazırlıyor. Sonra Afyon'dan bir ticari taksi çağırıp aldığım altınları, elbiseleri, kozmetik ürünlerini, her şeyi topladığı gibi kaçmaya yelteniyor. Ben de komşularım sayesinde öğreniyorum, jandarmaya haber veriyorum. Taksi şoförüne ulaşılıyor, Burdur'da polislere yönlendirmesiyle ilçe emniyete çekiyorlar arabayı. Gittiğimizde de ben eşimden şikayetçi oldum. Önce eşime söyledim ki ben senin bilet paranı alayım Özbekistan'a. Beni istemiyorsan ben, sen sadece bana bir avukattan vekalet ver, boşanalım öyle git dedim güzelce. Bak güzel söylemişsin. Biletini de alayım, harçlık olarak para da vereyim, o şekilde git, beni istemiyorsan bile dedi. Eşim illa ısrarla, hani yönlendirmeyle üzerinde nikahla birlikte gitmeye çalışıyor. Neden? Oturum izni almak için derdi o. Peki sen nasıl cezaevine girdin? Eşim benden şikayetçi oluyor. Ben ondan şikayetçi olduğum için, o da benden şikayetçi oluyor. Gönül rızası olmadan benimle birlikte oldu diye ifade veriyor. Sonra bunu zaten hastaneye gönderiyorlar. Darp cebir var mı diye, öyle bir şey çıkmıyor raporlarda zaten. Sonrasında eşimle son bir kez daha görüşmek için otogara gittim. Abim de arabadaydı zaten. Eşime söyledim ki ben senin Özbekistan'a uçak biletini alayım. Yanına harçlığını da bırakayım ama sen sadece bana bir avukata vekalet ver. Çünkü altınlar neredeydi bu sırada? Altınlar zaten eşimde. Siz almadınız mı onları? Almadım ki zaten eşim. Altınlarla beraber gitti. Evet, yüzük, küpe, ondan sonra ne diyorlar ona, zincirle birlikte Cumhuriyet tuğrası var ya, onunla birlikte falan gitti. Peki giderken ne dedi? Ben seni sevmiyorum dedi. Ben dedi sürekli kaçmak için bahane arıyor. Eşim zaten gidemedi. Özbekistan'a gidemedi. Yanında para kalmadı. Kalmadığı için de ben 12 gün kapalı cezaevinde kaldım. Abimi de cezalı duruma düştü. Çünkü onunla ne alakası var? Onunla şöyle alakası var. Ben evlilik cüzdanını aldım eşimden. Bu polisi tekrardan giderek pasaportumu da aldı. İfadesi veriyor. Abim de arabanın içinde olduğu için İkimizi de birden suçlu durumuna düşürüyor. Yani yağmacılık suçunu ortaya koyuyor bu sefer. Hasan Bey merhaba. Merhaba ablam. Hoş geldiniz. Siz Rabia Hanım'ı tanıyor musunuz? Şöyle tanıdıklarımız vardı. Numaralarını falan aldılar. Telefonla görüştük. Fotoğraflar gönderdiler mi size de? Gönderdiler ablam. Valla 10 tane falan var neredeyse. Görüntülü olarak konuştuk. Berna diye bir kadın vardı. Çevirme. Ondan sonra... Bu hanımefendi kim? Çıkışta evet. Bakın, televizyona bakın. Bu hanımefendi kim? Bu benim eşim oluyor şu anda. Şu an evlisiniz siz. Aynen. Peki, siz bu hanımefendiyle mi konuştunuz ilk? Yok abla. Başka birisiyle konuştunuz. Aynen abla. Ne oldu sonra onunla? Parayı falan gönderdik. Kaç para gönderdiniz? 60 bin lira elden verdik. 15 bin lira bilet parası verdik. O kız geldi mi? Yok ablam, gelmedi. Ne dediler size kız gelmeyince? Havaalanı uyuyakaldı falan dediler. Borcu falan çıktı dediler. O yüzden gelemedi dediler. Havaalanında uyuyakaldı dediler. Başka? Uçağa kaçırdı. Kredi çıktı dediler. Allah Allah. Abisi de telefonda, Hasan Hüseyin Bey'in abisi. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Ramazan merhaba, Bey merhaba. Kolay gelsin. Merhaba, kolay gelsin Aydan Hanım. Hoş geldiniz efendim.
Siz tabii Aslan'ın abisisiniz. Bütün olayları takip etmişsinizdir. Siz mi anlatır mısınız ne oldu? Bir tane kız göstermişlerdi böyle kapalı. Mesela köylü kızı demişlerdi. Mesela o kız sonradan uçağa kaçır dediler. Sonradan o kız gelmedi. Kredi borcu varmış dediler. Ülkeden çıkamıyormuş falan dediler. Başka birisini göstermişler. Kardeşim de şey yapmış. Onu da aynı şekilde kapalı gösterdiler. Fotoğraf atmışlar, kapatmışlar. Hani köye geldiğinde ben bir baktım. Hani alakası yok. Bak aynı şekilde bir arkadaşımızı daha öyle. Kimindi o? Ben kapalı gördüm, geldiğinde açıkta dediğiniz sendin değil mi? Peki Ramazan Bey, düğünler nasıl geçti? Yani sizin düğününüz nasıl geçti? Bir de tatsız bir olay yaşandı herhalde. Evet, çok kötü geçti. Bu Rabia denilen kadının bizim köyde bir tane Yavuz'un birisiyle husumeti varmış. Yavuz'un aynı Özbekistan'dan getirdi. O gelen eşinin ailesine Rabia para göndermediği için bizim düğünü bastı. Hani Rabia'yı öldürmek için düğünü basmıştı traktörle. Yengem falan yaralandı. Şu anda o videoyu görüyoruz. Şu anda düğün var, köy meydanında traktörle biri dalıyor. Köy meydanına. Evet. Rabia'yı öldürmek için mi dalıyor bu traktör? Evet. Aa, bakar mısınız ya? Bu Rabia nasıl bir kadın ki başka bir düğünde Rabia burada diye traktörle gelip bu düğünü basıyorlar. Niye kadın canlarını yakmış? Şu anda ekibimiz Akçaköy'de. Ülkü merhaba. Şöyle bir köyü gösterin. Burada neler oluyor Akçaköy'de? Neler oluyor? Dayı Hanım, burası Burdur Akçaköy. Şu an kameraman arkadaşım size göstersin. Bizler sabahın erken saatlerinde köye geldik ve yayınımızdan önce de köylülerle sohbet etme imkanı bulduk. Bakın kameraman arkadaşım etrafı göstersin sizlere. Hemen solumda da aslında Rabia Hanım'ın oğlunun evi var. Bakın o evi göstermek istiyorum size. Burası iddiaların odağındaki o ev Zayda Hanım. İddiaya göre Özbek gelinleri Rabia Hanım Özbekistan'a giderek bizzat getiriyor ve sonrasında ilk olarak gelinler bu eve yerleştiriliyor. Ne zamana kadar? Rabia Hanım'a aracı parası ödenene kadar ve uygun bir damat adayı bulunana kadar sonrasında gelin adayları ve damat adayları bir araya getiriliyor. O süre zarfında da gelin adayları bu evde tutuluyor. Kameraman arkadaşım hemen sizlere aktarsın o evi de. Bu eve yaklaşık bir sene önce jandarma ekipleri bir baskın düzenlemiş. Çünkü bir Özbek hanımefendinin bu evde rehin alındığına yönelik bir iddiaya ulaştık. Şöyle ki Özbek hanımefendi 3-4 gün boyunca kilit altında tutuluyor ve birilerine bir şekilde içeriden telefon bularak ulaşıyor. Sonrasında jandarma ekipleri bu eve baskın düzenleyerek Özbek hanımefendiyi kurtarıyorlar. Bizler yayınımızdan önce Tarık Bey'e de ulaştık. Kendisiyle telefonunu görüştük. Aslında yayınımıza çıkmayı kabul etmişti ancak bir anda ortadan kayboldu ve telefonlarını kapattı Zayda Hanım. Şu anda Tarık Bey'le alakalı da bazı bilgilere ulaştık. Onları da aktarmak istiyorum. Lütfen. Şöyle ki Tarık Bey'in daha önce birini silahla yaraladığını öğrendik. Rabia Hanım'ın oğlu Tarık. Silahla evet, yaralama suçundan aslında Rabia Hanım'ın oğlunun evi. Şöyle Tarık Bey bize iddiaları yalanladı. Benim bunlarla bağlantım yok dedi. Yani annem yapıyorsa da benim bilgim yok diyor. Ancak biz şu bilgiye ulaştık. Bu eve jandarma ekipleri bir baskın düzenlemişler. Özbek hanımefendileri de. Peki köylüler ne diyorlar? Yani buraya çok kadınlar geliyor gidiyor. Görüyorlardır mutlaka. Şimdi şöyle bu işi daha çok gündüz saatlerinde değil, geliyorsa da diyor köylüler akşam saatlerinde geliyordur. Karanlıkta yapıyorlardır bu işi. Bir iki defa rastladığını söyleyen var köylülerden. Ama sokakta gün içinde, gün ışığında pek de Özbek hanımefendilere rastlamamışlar. Ancak bu arada çok çarpıcı bir bilgi daha aktarmak istiyorum Zayda Hanım. Şöyle ki bu köyde bu işi yapan tek kişi Rabia Hanım değilmiş. Aslında bir kişi daha var. Çolak lakabıyla biliniyor Rıza Bey. Rıza Bey önceden bu köyde yaşıyormuş. O da Özbek hanımefendileri damat adaylarıyla tanıştırıyormuş. Çolak Rıza da girdi ve şimdi hayatımıza. Ve şöyle de bir bilgi var elimizde. Aynen öyle. Şu an Rıza Bey Denizli'ye taşınmış. Bir süre önce Denizli'ye taşınmış. Rıza Bey'in eşi olan hanımefendi o da Özbek aslında ve onun eşini de yine Rabia Hanım'ın bulduğu söyleniyor. Rıza Bey eşiyle evlendikten sonrasında kendisi de bu işe başlıyor. Köylülerin anlattığına göre biz bunlara ulaştık. Bakın civar köyler Elden Köyü var, Taşpınar var, Akçaköy var ve Dereköy var. Elden Köyü ile ve Dereköy ile Rıza Bey ilgileniyor daha çok burada yaşadığı dönemde. Taşpınar ve Akçaköy ile de Rabia Hanım ilgileniyor. Bu arada Rabia Hanım köyde
İrebiş lakabıyla biliniyor ve çok da çok da tehlikeli biri olduğu söyleniyor Zahide Hanım. Dikkat edin dediler, hatta bizi de uyardılar. Gözüktüğü gibi değildir dediler, oldukça tehlikeli biridir dediler. Gerekirse kolluk kuvvetlerinden de destek alırız. Orada her zaman işbirliği içindeyiz zaten kolluk kuvvetlerimizle. Ama galiba senin İstanbul'a gelmen biraz sürecek. Çünkü tüm Türkiye'de nerede böyle bir ihbar varsa hepsini değerlendireceğiz. O yüzden lütfen bize ulaşın. Şimdi bir canlı bağlantı. Oldinya annesi memleket hazır mı arkadaşlar? Peki. Oldinya merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Oldinya teşekkür ediyorum. Kaçmadığın için, bizimle olduğun için. Annen memlekette şu anda. Aslında siz memlekettesiniz. Yani dünyanın öbür ucundan bağlanıyorsunuz neredeyse. Anneannem olduğundan dolayı ben memleketime geldim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Biz hani kimseden kaçarak bir şey yapmıyoruz. Ben size bir şey söyleyeceğim. Söyle hani bir sene önce evimize jandarma geldi diye olay ya. Evet. Ben sana kimseyi rahin tutmadım. Ben o zaman virüstüm. Virüsten dolayı evde karantinada kaldım. Dışarıya çıkamadım. Tamam. O kız benim yanıma gezmeye geldiydi. Kendisi yalan söyleyip beni jandarmaya ihbar ettiği için ben jandarmaya da gittim. Benim ifademi aldılar, eşime ifadesini aldılar, kızınkini aldılar. Tamam diye bizi bıraktılar. Biz evde kimseyi hapis tutamayız. Bizim hakkımız yok öyle kimseye zorla tutma. Şu anda yanında annen var Memleket Hanım. Siz de hoş geldiniz, merhabalar. Şimdi Memleket Hanım, sizinle ilgili de bir iddia ortaya çıktı. Türkiye ayağını bu işlerin Rabia Hanım'ın, Özbekistan ayağını da Memleket Hanım sizin idare ettiğini söylendi. Siz Türk erkeklere sizin kızlarınızı pazarlarken siz de oradan kendisine Özbek kızları buluyor muydunuz? İyi, benim kızım orada iyi yaşıyor ki benim dünürümde arkadaşları, dostları da gelin ister. Sonra bana dünürüm ilk kız bu olsa da bana buluver diyor. Ondan sonra ben arkadaşlarımdan, şu komşularımdan konuşup da iyi birisi olsa da benim dünürüme bir kız buluverin diyeceğim. Siz bunu iyi niyetle yaptığınızı söylüyorsunuz. Evet. Çünkü sizin kızınız gitti Türkiye'de. Evet. Mutlu bir evliliği var orada, rahatı iyi. Evet. Kızım iyi yaşıyor. 5 senedir ki iyi yaşıyor. Bundan sonra da kaç kızlar evlendiler. Onlar da yaşıyorlar. Çocukları var. Şimdi bilmem bu insanların karısı niye gitti? Kendileri neye doğru konuşmuyorlar? Bundan para aldığını biliyor musun? Ya da annem biliyor mu burada para alındığını? Yok, ben bilmem. Dünürüm gerçekten iyilik iş yapıyor. Evlendiğince damatlar Rabia Hanım çok sağ ol, var ol, Allah razı olsun diye dua ederler. Kötü günü de Rabia mı kötü oldu? Gelinler kaçsa benim dünürüm mü suçlu? Peki siz şimdi dünürünüzü seviyorsunuz ama mesela para aldığını bilmiyorsunuz. Burada çok ciddi paralar almış. Benim haberim yok. Memleket Hanım haberiniz var. Benim abime bıçak çekti. Aç kapıyı gideceğim dedi. O kızı siz götürdünüz. Üçüncü günü. Ben aradınız, ben size dedim. Abla ben Özbekistan'dayım. Nereden bileyim kız nereye gitti dedim. Doğru mu? Bakın sizler bir çetesiniz benim gözümde. Şahsi olarak bizi dolandırdınız. Kız beni ağlayarak aradı. Beni ev sahibi kavga ediyor, dövmeye kalkıyor diye akrabalar. Abime bıçak çektiği için ben kız ev sahibini aradım. Abimin boğazına bıçak dayadı. Beni bir duy. Ben 3 gün 4 gün aradım. Ev içi de baban da Serkan da var idi. Abim nasıl gelin desem çok sağ ol memleket. Elinden çay içiriz. Özbek pilavını yaptı dedi. Evet 3 gün çok güzel. 3 gün çok güzel hizmet ettiriyorsunuz. 4. gün nerede gelin? Araba gönderip alıp götürüyorsunuz. Siz çetesiniz çete. Ben gönderdim size elinizde. Benim dönürüm verdi. Şimdi sizde. Burada suçlu. Senin kardeşin oralardan bulamadı. Benim anneme yalvardın lütfen bulalım bulalım diye. Sen evin içinde değildin abla. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu olayları para verilmeden önce bilseydim hayatta yaptırmazdım. Nasıl ablasın şimdi stüdyoya gelip beni de dünürümü de dolandırıcı diyorsun. Sen nikahını evet dolandırıcı. Şuradaki peki, insanları dolandırdı. Sen ne kadar para verdin? Serkan, biz 40 milyar verdik. Bir dakika, 40 milyar vermişler.
Yani pasaport kızlar Türkiye'ye gelecekler. Pasaport çıkartacaklar, uçak bileti alacaksınız. Bu parayı nereden buluyorlardı kızlar? Kendileri mi veriyordu? Yok, Serkan babasıyla kendileri aldılar gelin gel uçak biletini. Hah, peki uçak biletinin dışında Rabia'nın para verdiklerini biliyor musunuz? Sadece hayır, onlara kız bulduğu için. Hayır, biz onu bilmiyoruz. Yani siz orada belki anne kız, gelin yani dünürünüze laf ettirmiyorsunuz ama buradaki iddialar çok ciddi. Sizin üzerinizden belki de çok ciddi paralar kazanmış bu kadın burada. Çok ciddi paralar mı almış kayınvalide? Zahide Hanım nikah günü... Para almamda yok mu? Benim haberim yok. Nikah günü... Sorun bunu yayından sonra kendisine. Almadım diyecektin ama bu kadar insan yalan söyler mi ya? Bu kadar insan para sayarken ki fotoğraflarını gösteriyorum bak ben burada. Biz burada para sayarken bizim fotoğraflarımız var mı? Bize vermişler mi parayı? Öyle ya, bize de söylediği şu, ben bak, dünürüme göndereceğim. Kızların pasaport işlemlerimi hallediyor. Bize de buradan dünürümle bana düşecek olan 10'ar milyar, 5'er milyar diye bizlerle bu şekilde konuşuyor. Sizlerin haberi olmayabilir. Peki ama Devlet Bey var. Devlet Bey, Devlet Bey'i tanıyor musunuz? Bir gösterin evet, Devlet Bey'i. Ben 1500 doları Oydin Hanım'ın kardeşinin pasaportuna çıkarttım. Western Union. Doğru. Doğru tamam. Gönderdi. Kızın ailesi için. Süt parası aldılar. Devletin süt, ailesi süt parası aldılar. 10 gün durdu. 15 gün durdu. Kaçtı gitti. Annesine veriliyor? Başlık parası gibi. Ha. Hani ortalık yerde dövme yok, bir şey yok veya başka bir şey yok. Sebebi ne yani? Özbekistan'a gitmesinin sebebi ne? Sen benim kaynanamı aradın değil mi? Ben köydeyim aradım dedim. Hatta ağlayarak aradın. Meşhura evet, kaçtı dedin. Nereye kaçtı dedin? Evet. Sen bucağı karakola çağırmadın mı? Abla yardımcı ol diye. Ben gelmedim mi iki çocuğumla? Geldin. Ne yapabildin? İlk geldiğinizde dedin ki siz internetten tanıştığınızı söyleyin dedin. Ben sizin işinizi şöyle halledeceğim, böyle halledeceğim. Ben ifadeyi verdim. Ondan sonra ne sen kaldın ortalıkta ne de Rabia kaldı. Ben kaç saat durdum orada? Ben orada kaç saat durdum? Meşhur'a hadi gidelim. Tamam istemiyorsan boşandırayım diye. Abilerin ben ne dedim? Abin birini gördüm orada. Senin ne yaptın ya? Alıvereyim diye girdim yanına. Polis beni onun yanına koymadı. Kendin gördün. Niye yalan söylüyorsun şimdi? Gitti benden şikayetçi oldu. Bir de durduk yere içeri de girdi. Ben şikayetçi mi şikayetçi diye? Neye şikayetçi oldu? Özür dilerim ben. Millattan özür dilerim. Yatakta sen ne ettin kızı? Ne zorladın? O yüzünden şey kaçtı evinden. Şimdi bunu... Bir dakika Devlet. Bir dakika. Ben bir söyleyeyim. Yatakta ne ettin kızı? O yüzden şikayetçi oldu gitti diyor. Yalan. Ne yaptın? Ben söyleyeyim. Bu yakalandığı zaman gidiyor emniyete, utanmaz. Hani darp etti, gönül rızam olmadan benimle birlikte oldu. İlişkide bulundu diye ifade veriyor. Devamı var. Bunu emniyet kuvvetleri, sizin yetkiniz vardır o raporları almaya. Emniyet kuvvetleri hastaneye bunu götürüyorlar. Raporlarında herhangi bir şekilde darp cebir çıkmıyor. Üzerine bulunduğu iddiada herhangi bir şekilde kalıntı çıkmadığı için de ben cezaevinde eğer öyle bir şey yapmış olsaydım beni değil 15 gün içerisinde 15 yıl içeriden beni kimse bir Allah'ın kulu çıkaramazdı. Yalan söyleyip durmayın. Peki bir dakika, son dakika. Bir dakika Olivia. Son dakika, bir ihbar daha geldi. Herkes bu ihbarı çok iyi dinlesin. Adını vermemiş. Peki alo, merhaba. Merhabalar Zahide Hanım. Buyurun. Şimdi memleket hanım, ben 3 sene önceden şöyle biliyorum. Benim aslında Özbekistanlıyım ama Türk vatandaşım. 14 senedir burada evliyim. 2 tane çocuk annesiyim. Şimdi benim mahallemden bir gün annem aradı. İşte benim komşum ismini memleket hanım çok iyi tanır. Muhlise. Evlilik amacıyla buraya getiriyor Türkiye'ye. Evlendiriyor. Annesine de 200 dolar para veriyor. Kendisi 1000 dolar para alıyor. Şimdi burada yayında diyor ya. Yok ben para almadım. Kimseden evlendirmek amacıyla. Çok iyi hatırlar Muhlise ismi. Muhlise Hanım'ı tanıyor musunuz memleket hanım? Olivia? Hayır ben tanımam. Muhlise diyen bir kız. Hayır. Muhlise kimmiş? O bize anlatsın. Kendinin kim anlatsın olduğunu ifade. Sen Aynur'u da tanıyorsun. Ben sana söylüyorum tek tek isim, tamam mı? Hepsiyle iletişime girerek oradan karı kız getiriyorsun. Ve ben bak, seni evlendirdiğin kızlar benim mahallemden olduğu için benim annem arkalı iltibata geçtiler. Dedi ki 3 gün sonra çık. 4 tane
tane, beş tane altın al, paylaşalım. Ya da başlık parası istiyorsun. Bunlar ciddi iddialar. Peki bir ihbar daha var. Yeni bir telefon. Sevilay Hanım merhaba. Merhaba Zahide Hanım. Hoş geldiniz Sevilay Hanım. Hoş bulduk. Siz tanır mısınız Memleket Hanım'ı ya da Rabia Hanım'ı? Siz tanıyorsunuz. Bunların hepsi dolandırıcı Zahide Peki, Hanım. Sizin de galiba oğlunuzla ilgili bir sıkıntı yaşandı öyle mi? Evet. Benden 50 milyar lira 3500 dolar para aldılar. O zaman 3500 dolar o zamanın parası. Ha, o zamanın parası. Yani bu 2 sene öncenin parası para diyorum. Para sayarken video. Hatta para sayarken videom var. O video benim videom. Ondan sonra ben dedim ben de geleyim Rabia abla dedim. Kim atıyorsun göreyim dedim. Hayır ablam dedi. Ben bunu dedi kaç kişiye yolluyorum biliyor musun? Ben bu işi 5 milyar için yapıyorum dedi. Bu ben işi dedi, 5 milyar için yapıyorum dedi. Evet. Bak Memleket Hanım diyor ki ben asla para almadım, para aldığını da bilmiyorum Gönül'ümün diyor. Memleket Hanım da para aldı, Rabia Hanım da para aldı, onunki bir tane de ortağı var o da para aldı. Bunlar parasız hiçbir şey yapmıyorlar. Sevilay Hanım'ın Gönül'ünü de bulacağız, buraya bağlatacağız. Kız neden gitti, bize neler yaptılar hepsini... Bir dakika ben bir şey söyleyebilir miyim Zahide Hanım? Rabia Hanım'ın gelini benim gelinimden daha çok huzursuz. Dayın babasından da sitler görüyor. Kaynanasından da görüyor. O durmuş da. Benim gelin mi durmamış? Oturum izinlerinin sonucu geldi. Ondan sonra bizim kız durmamaya başladı. Ben sevmiyorum. Düğünü yapmayın. Ya oturma izini aldınız kız kaçtı. Ondan sonra da benim üstüme iftira atıldı. Yok ben bağlamışım dövmüşüm. Yok ben şöyle yapmışım. Yani keşke yapsaydım ama yapmadım. Peki Sevilay Hanım teşekkür ediyorum. Sizi tekrar bağlayacağım sonrasında. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şema çıktı. Rabia Hanım ve Ruhi Bey. Bir tarafta Rabia'nın gelini Odina var. Onun memleket Odina'nın annesi. Bu kadın o kadın mı ya? Aynı o kadın. Evet. O kadın. Hadi canım. O kadın. Az önce canlı bağlanan. Evet. Bu filtrelerden falan. Rabia'nın çalışanlar nereye peki, gittiği belli oldu. Memleket Hanım Odina'nın annesi. Ben hani ben kendimden şüphelendim o mu diye evet, de ondan evet. Size de sorayım dedim. Peki ve bu tarafta iddialar doğruysa bu tarafta da Rabia'nın ortağı Berna var. Safiye Hanım Berna'nın annesi. O da bu işlere ortak olduğu söyleniyor iddialara göre. Devam edeceğiz yarın. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sedat'la devam ediyoruz. Erdem nasıl kandırıldı? Ben bunu tanıdım. Bunun evli olduğunu bilmiyordum. Ben bunu aldım, kaçtım. Evli olduğunu sonradan öğrendim. Şoke edici gerçek nasıl ortaya çıktı? Biz Nevşen'de yaşıyorduk. Geçinip gidiyorduk. Sonra bunun kızı girdi araya Gizem. Anne dedi, dön İstanbul'a dedi kızımla. Hanımımı aldı kaçtı. 90 gün çocuğu göremedim. Erdem çocuklarını geri istiyor. Gözümün nuruydu. İki çocuğum var. Ben bunu seviyorum. Bundan dileğim gelsin evine dönsün. Çocukları alsın. Birazdan Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Teşekkür ediyorum beni kırmayıp geldiğin için Nilay. Şimdi dün öyle bir şey anlattın ki en heyecanlı yerinde kaldı. Bir baştan anlatsana Nilay. Biz akşam oturup beraber baş başaydık. Oturduk telefonu çaldı. Kim bu diyorum. Tabii tedirgin oluyor yüzü atıyor. Dedim ki kim bu? Ev sahibi dedi Rusya'dan. Mesaj atınca ben dedim ki bir şey var. Çünkü yüzü de attı. Neyse sabaha oluyor olay. Uyuyor kendisi. Ben de kalkıyorum kadın Sedat'ın ismiyle. Sedat'ın telefonuyla Sedat'mış gibi kadına yazıyorum. Kadın da bana fotoğrafları atıyor. Ne şey yazmışsın günaydın bebeğim falan. Evet. Fotoğraflardan bahsediyorsun. Özledim seni. Beraber olduğumuz fotoğrafları yollar mısın dedim. O da benim olduğumu biliyor. Kadın da çok şeytan bir kadın. Öyle hafif anlayabilecek. Evet anladı. Sırf ben anlayayım diye kalktı fotoğrafları yolladı. Ve fotoğraflarının içeriği ona da sorabilirsiniz. Gerçekten de artı 18. Sen sonuçta seni aldattığını birebir yakaladın zaten o da itiraf etti. Peki sen onu aldattın mı? Ben onu hiç aldatmadım Zahide Peki Hanım. Neden bu kuzen takıntısı? Ne bileyim neden? Ben. Yani sizi hiç yan yana gördü mü? Hiçbir bir bakış şekilde. Yakaladı mı? Zahide Hanım. Nilay, eğer benim Nilay, telefon kayıtlarımı... Yalan üstüne telefon kayıtlarımı saadet, mutluluk olmaz. Benim günü yalanla, bile herhangi yalanla bir yere varamazsın. Mesajlaşmam. O bahsettiği evi dün ekip arkadaşlarımız... Nilay kulağım var benim ya. Ya bir insan... Ya ben sana oraya, inanacağım kulağıma ya mı? Ya arkadaşlar verin o evi. Orada bir şey yapılır mı?
Ben 13 yaşında ergen miyim oraya çıkıp bak Nilay. Sen o adamla oldun. Sen sen dördüncü kat. Altta kaynanam, kayınbabam. Kız kardeşi görümcem. Biz beraber 7/24. Ben hiçbir zaman eylesin. Kapımı kilitleyen bir insan değilim. Sorabilirsiniz. Nilay. Kuzenin sık ablacığım sık gelir miydi? Efendim? Kuzeni sık sık gelir miydi sizin hiç apartmana? Hiç bize gidip gelmezdi. Onlar beraber tek başına çıkarlardı. Sedat onunla takılıyor diye alkol alıyor. Kendini kaybediyordu ya. Ben de o yüzden onunla gitmesini istemiyordum. Sedat onu Rusya'ya aldığında ve Sedat'ın iş yerlerine uygun bir pozisyonda çalışamayacağını bildiğim için ben erkek Sedat'la kavga Rusya'da etmiştim. Sedat. Sedat'la kavga etmiştim. Dedim ki yani sen benim çocuğumun rızkını neden Güney'i alıyorsun? Güney'in ev kirasını ödeyeceksin, Güney'in masraflarını ödeyeceksin. Soralım doğru neden Sedat? O zaman o da bana dedi ki sen kendi diyor. Hayatına bak. Senin hayatın seni ilgilendirir, benim hayatım beni ilgilendirir. Sen onunla tanıştığın zaman gençtin, küçüktün, seni kullandı. Bak hala yalan söylüyorsun. Bak yalanların önce evliliğimizi bitirdi. Sonra bak nerelere kadar geldik. Bak Nilay sen ben benim, halen sen, bak, şey ben seninle ne yaşamış zaten? Olursam olayım. Bir dinle. Bak bir dinle bak Nilay. Ben seninle ne yaşamış olur, sen bana ne yapmış olursan ol. Bak gerçekten ben seninle evlendiğime pişman değilim. Niye değilim? 3 tane dünya tatlısı Allah'ıma bin şükür çok güzel çocuk verdim ben. Onların hatırım. Bak seni kullandım. Bak Nilay 80 milyon izliyor. Bak gene söylüyorum sana. Sen benim merhametimi biliyorsun. Ben kötü bir insan mıyım? Sen en iyisi bir insansın. Bak benim merhametimi, sen, benim kalbimi biliyorsun. Evet, ben sana yardımlara koşar, insanlara gene, yardımlar. Bak dinle beni. Biri, güzel. Biri onu çağırsın gece saat 4'te kalkar gider. Bak, ama Nilay böyle bir adam kuzenine de yardım ediyor. Ben hiç, ben yardım hiç, ediyordu. Ben hiç, bir dakika ben. Kuzenine de, ablacığım şimdi ne dedim? Hani dedim ki Rusya'ya Rusya. Aldı. Peki Nilay bak diyor ki sen daha gençtin. Bak, bu adam Nilay. Seni kullandı diyor. Bak, sen Nilay. Acaba genç kızken bak, 10 yıl hani düşünmedin. Daha böyle bak, farklı şeyler mi hissettin? 10 yıl çocuklarını düşünmedin. Zahide Hanım. Bu dakikadan sonra düşün. Şu anda konu ama bak, hala elinde bir kanıt var mı? Yok. Benim elimde kanıtlar ve ben susmuştum. Ben sen burada anlatılan benim. Şey değil bu mağdur arada. Olan lütfen da benim abla. Lütfen sayfamı yayınlayın. Benim sayfamı sayfasını yayınlayın. Sayfanda ne var? Ben kendim paylaştım. Ben sana dedim tamam madem ki beni istemiyorsun. Sedat seninki de doğru değil. Hayır. Hoş da değil, doğru da değil yani. Hayır, biz boşandıktan sonra ben yayınlamaya başladım sayfamda. Ha, biz ayrıldıktan sonra. Sonra bir şey diyor. Evet, bundan biz ayrıldıktan sonra yayınladım. Ama Sedat sonuçta bak, sen evliyken böyle bir şey yaptın. Ama inanın. O da onun bakın, yaptığını düşündüğü için yaptığını gerçekten, söylüyor. Gerçekten hayır. Ben çocuklarım için. Yalan söylüyor. 10 yıl yemin ediyorum size hocam. Muskalarla. Muska. Evde muskalar yakaladım. Arabamda muskalar yakaladım. Kim yapıyordu onları söylediğini? Annesi. Neden? Neden bir yapıyor? Tanesi onun her dediğini dinleyeyim, ne diyorsa yapayım diye yapmış. Arkadan ses geliyor da o beni sinirlendiriyor. Bak ben gene çocuklarım için peki, oraya buraya Sedat, koştum. Peki Sedat bir otur, bir otur. Gene de koşacağım. Darya. Çocuklarımı doğru çok mu? Seviyorum. Sedat. Tamam mı? Bak gene sana sahip çıkarım. İyi değilsin. Söylediğin yalanlara sen kendin çok acı duyuyorsun. Sen yeniden evlenmek mi istiyorsun? Biz doktora gidelim beraber. Efendim? Sen yeniden evlenmek mi istiyorsun ben, Nilay'la? Ben hayır. Biz hayır sana evlenelim. Yeniden sahip çıkarım. Ha, yani çocuklarını hastanesi iyi değil. Tabii ki yapacaksın. Çocuklarının senin de çocukların değil. Evet çocuklarımın. Duydunuz. Bak. Çocuklarının. Bak Nilay. İkimizin çocukları bak, ve tabii ki yapacaksın. 10 yıl düşünmedin bu saatten sonra düşün. Bak burada sana bu sana son ikazım. Bak hayatımızı çaldın. Bak Sedat, Nilay yapma. Sedat ne istiyorsun? Evet. Bak Nilay yapma. Gerçekten İtiraf peki, et. Sedat bir otur. Benim uğradığım haksızlığı. Sedat bana sesini alırım yoksa. Sedat oturur musun? Tamam mı anlat. Darya telefonda az önce bahsettiğiniz Rus hanımefendi Darya. Umarım adını doğru söylüyorumdur. Merhaba evet, Darya. Darya здравствуйте. Tercümanımız Darya. Tercüme etsin lütfen. Darya sen Sedat'ı tanıyor musun? Sedat'ın nesi oluyorsun sen? Ya bu ben onun gelecekteki eşiyim. Peki Nilay'ı tanıyor mu? Nilay ile hiç konuşmuş mu ve Nilay hakkında Sedat ona neler söylemiş? Ama bu onun eski işi. O bana bir şey anlatmadı. Peki Darya Hanım, benim kızımın fotoğrafı senin başucu çekmecende ne arıyor? O benim kızım Esma, ben koymuşum o fotoğrafı Esma. Sen o evde yaşamıyordun, yalan konuşma. Kızın ne dediğini duymak istiyorum. Ne bu diyor? Kız değil, bu şu an evliydi. Evliyken benim kocamla birlikte. Hayır, kocası yalan. Ona gidiyor. Hayır. Kocasından kalkıyor benim kocamın yanına gidiyor. Bu bahsettiğiniz peki, şu kadın böyle bir alayım. Kadın.
Fotoğrafın dört çocuklu bir alayım. Adamdan ne istemiş acaba neden olabilir? Neden fotoğrafı başucundaymış? Ağır, nalımız adam. Tüm bu yalanları çıkartıyor. Bir dakika duyamıyorum. Bir dakika. Nasıl yaşayacaksın bu yalanları? Bir dakika Sedat. Yalan değil. Sen... Nilay bir soru sordun. Alın mikrofonları, alın. Tamam, seni duyuyorum. Söyle hayatım. Benim öyle bir fotoğrafım yok yani şey yatan başucunda. Kendisi. Bir daha o cümleyi de benim kocamı istedi. Ben ona gönderdim. Duruyor, ben veriyorum üstüne para da veririm. Hiç sıkıntı değil. Ama benim çocuklarıma göz dikerse o gözlerini oyarım onu. Ve onun tek derdi benim çocuklarım. Getirdiniz efendim, hoş geldiniz. Gönlünüz kalbimiz hep sizinle. Rabbim en güzelini, en iyisini nasip etsin hepimize. Hayırlı eşler nasip etsin. Allah hayırlı evlat nasip etsin, hayırlı gelin nasip etsin, hayırlı damat nasip etsin. Hayatta ne kalıyor ki geriye işte? Aha, doğduk, büyüdük, evlendik, çocuk yaptık. Onun sünneti, onun düğünü derken daha ne olsun? Öyle geldik gidiyoruz ama giderken de hayırlı gitmek lazım. Bu yüzden hayır dualarınızı esirgemeyin. Cuma gibi oldu değil mi? Her gün öyle aslında, öyle hissetmek lazım. Bu arada Neşe bugün çok şıksın. Dün gerçekten hani beyler burada, bu arada iki kişi daha eklendi. Devlet Bey yok ama bir kızım var. Neşe, Neşe de sen benim abime bunu nasıl yaparsın deyip bütün bu işleri araştıran kızım. Neşe hoş geldin. Neşe, hoş Serkan buldum. Hoş geldin. Mustafa hoş geldin, Veysel hoş geldin, hoş Gökhan hoş geldin. Devlet Bey dün buradaydı, bugün gelemedi ama Fatih Bey burada, Hüday Bey burada hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Türkiye bu olayı konuşuyor. Neden bu arkadaşlarımız ve nasıl dolandırıldı, nasıl aldatıldı, bu kızlar nasıl getirildi, onlara ne söylendi? Çünkü sonuçta siz evlenmek için, izdivaç yapmak için, hayırlı bir iş için aslında bir yola girmişsiniz ama finalde paranız da gitmiş. Hanım da gitmiş. Elde hiçbir şey kalmamış. O yüzden bir hatırlayalım neler olduğunu. Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor. Buyurun neler yaşandı programda. Türkiye'nin konuştuğu Rabia evlilik çetesi mi kurdu? Eşime söyledim ki ben senin Özbekistan'a uçak biletini alayım. Yanına harçlığını da bırakayım. Ama sen sadece bana bir avukata vekalet ver. Çünkü altınlar neredeydi bu sırada? Altınlar zaten eşimde. Siz almadınız mı onları? Almadım ki zaten eşim. Altınlarla beraber gitti. Evet. Peki giderken ne dedi? Ben seni sevmiyorum dedi. Hasan Bey merhaba. Merhaba ablam. Hoş geldiniz. Siz Rabia Hanım'ı tanıyor musunuz? Böyle tanıdıklarımız vardı. Numaralarını falan aldılar. Telefonla görüştük. Görüntü olarak konuştuk. Böyle kız olarak tanıttı bize. Parayı falan gönderdik. 60 bin lira elden verdik. 15 bin lira plat parası verdik. O kız geldi mi? Yok ablam gelmedi. Abisi de telefonda Hasan Hüseyin Bey'in abisi. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Ramazan Bey, düğünler nasıl geçti? Çok kötü geçti. Bu Rabia denilen kadının benim köyde bir tane Yavuz diye birisiyle husumeti varmış. Yavuz da aynı Özbekistan'dan getirdi. O gelen eşinin ailesine Rabia para göndermediği için bizim düğünü bastı. Rabia'nın gelini ve dünürü çete üyesi mi? Türkiye ayağını bu işlerin Rabia Hanım'ın, Özbekistan ayağını da Memleket Hanım sizin idare ettiğini söylendi. Benim kızım orada iyi yaşıyor ki benim dünürümden arkadaşları, dostları da gelin ister. Sonra bana dünürüm iyi kız olsa da bana buluver diyor. Ondan sonra da kaç kızlar evlendiler. Onlar da yaşıyorlar, çocukları var. Şimdi bilmem bu insanların karısı niye gitti? Kendileri niye doğru konuşmuyorlar? Bundan para aldığını biliyor musun? Ya da annem biliyor mu burada para alındığını? Yok, ben bilmem. Memleket Hanım, haberiniz var. Benim abime tamam. Bıçak çekti. Aç kapıyı gideceğim dedi. O kızı siz götürdünüz.
Senin kardeşin Urla'dan bulamadı. Benim anneme yalvardın lütfen bulalım bulalım diye. Sen evin içinde değildin abla. Çok ciddi paralar almış kayınvalide. Sen para sayarken bizim fotoğraflarımız var mı? Bize vermişler mi parayı? Son dakika bir ihbar daha geldi. Herkes bu ihbarı çok iyi dinlesin. Adını vermemiş. Evlilik amacıyla buraya getiriyor Türkiye'ye. Evlendiriyor, annesine de 200 dolar para veriyor, kendisi 1000 dolar para alıyor. Şimdi burada yayında diyor ya, yok ben para almadım kimseden evlendirmek amacıyla. Çok iyi hatırlar Muhlise ismi. Muhlise Hanım'ı tanıyor musunuz Memleket Hanım, Olivia? Hayır, ben tanımam. Tanımıyorsunuz. Sen Aynora'yı da tanıyorsun, ben sana söylüyorum tek tek isim, tamam mı? Hepsiyle iletişime girerek oradan karı kız getiriyorsun. Peki bir ihbar daha var, yeni bir telefon. Benden 50 milyar lira 3500 dolar para aldılar. Bak Memleket Hanım diyor ki ben asla para almadım, para aldığını da bilmiyorum. Memleket Hanım da para aldı. Rabia Hanım da para aldı. Onunki bir tane de ortağı var, o da para aldı. Bunlar parasız hiçbir şey yapmıyorlar. Zahide Yetiş ekibi iz peşinde. Kayıt Hanım burası Kurdur Akçaköy. Rabia Hanım'ın oğlunun evi var. Bakın o evi göstermek istiyorum size. İddiaya göre Özbek gelinleri Rabia Hanım Özbekistan'a giderek bizzat getiriyor. Ve sonrasında ilk olarak gelinler bu eve yerleştiriliyor. Ne zamana kadar? Rabia Hanım'a aracı parası ödenene kadar. Bu köyde bu işi yapan tek kişi Rabia Hanım değilmiş. Aslında bir kişi daha var. Çolak lakabıyla biliniyor Rıza Bey. Rıza Bey önceden bu köyde yaşıyormuş. O da Özbek hanımefendileri damat adaylarıyla tanıştırıyormuş. Elden köyüyle ve Dere köyüyle Rıza Bey ilgileniyor daha çok burada yaşadığı dönemde. Taşpınar ve Akçaköy'le de Rabia Hanım ilgileniyor. Bu arada Rabia Hanım köyde İrebiş lakabıyla biliniyor ve çok da çok da tehlikeli biri olduğu söyleniyor Zahide Hanım. Dikkat edin dediler, hatta bizi de uyardılar. Gözüktüğü gibi değildir dediler, oldukça tehlikeli biridir dediler. Yayınımız sonrasında ihbar kabul edilen ve bazı değişiklikler olan durumlar var. Size yayın boyunca devam edeceğim, bazı şeyleri de bekliyorum aslında. Çünkü bu yayınlar çok değerli. Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanına ulaşıyoruz, her yerde seyrediliyoruz. Ve yayın başladığı andan itibaren, bu bölümü açtığımızdan itibaren bu dosyayı inanılmaz telefonlar alıyoruz. İnsanların iyi niyetini, onların gerçekten evlilik hayallerini yıkmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bu annelere kız getiriyorum, onlara gelin getiriyorsunuz. Annelerin en büyük hayalini mahvediyorsunuz. Bu gay arkadaşlarımızı da belki de çocuğum olur bu kadından dediği, evlat sahibi olmak isteyeceği kadınları buraya getirip kimisi 5 gün, kimisi 3 gün, kimisi 2 ay... Onlar bilerek geliyorlar zaten danışıklı dövüş ve o kadar kötü şeyler yaşatıyorlar ki yazık günah. Zaten hani yazıktan günah, günahtan korksanız zaten böyle şeyleri yapmazsınız. Para herkesin aklını değiştiriyor. Allah hayırlı yoldan namusluca güzel para kazanmayı nasip etsin herkese hepimize. Amin. Fatih Bey siz yeni katıldınız aramıza. Evet. Rabia Hanım'ı tanıyor musunuz? Rabia Hanım'ı tanımıyorum. Kimi tanıyorsunuz? Berna'yı tanıyorum. Rabia Hanım gibi dün size burada bir o görüntüyü verir misin Oğuz bak? Hemen verelim. Şimdi bu çetenin içinde bir bölüm Rabia, bir bölüm de şimdi gelecek. Kimi tanıyorsunuz? Berna'yı. Berna Hanım. Evet. Berna Hanım ve annesi. Bakın Berna Hanım bu mudur? Rabia Hanım'ın ortağı olduğunu düşünüyoruz. Görüyor musunuz Berna Hanım'ı? Aynen. Bu kadın. Annesini tanıdınız mı Safiye Hanım? Hayır. Onu tanımadınız. Hayır. Siz Berna Hanım'la gittiniz. Evet. Peki Berna Hanım'ı nasıl tanıdınız? Beni arkadaşlar kahvede oturuyorduk. Arkadaşı nerede? Ne dedi arkadaşınız size? Böyle böyle bir şey var dedi. Aracı var. O böyle var. Böyleyi söyler misiniz bana? Aracı var dedi. Kim dedim ben? Berna dedi. Sizin evlenmek istediğinizi biliyordu herhalde herkes. Evet. İlk evliliğiniz mi olacaktı? İlk evliliğim. Ben söyledim. Bana söylediler. Ben bir düşüneyim dedim ben. Siz Denizli'den geldiniz. Evet. Şimdi bak bu Denizli ayağını bulduk aslında bu işin. Çünkü Hüdayi Bey de Denizli'den. Farklı yerlerdensiniz ama Denizli'den geldiniz. Doğrudur efendim. Ben biraz düşüneyim dedim ben. Biraz düşündükten sonra bir üç hafta düşündüm. Tamam dedim ben. Yaşım 43. İnsan yaş geçti panikliyor. Ne yapıyor? Panikliyor. Aynen. Yaş geçtikçe. Tamam kızıma. Peki Fatih Bey bir şey soracağım. Bizim bütün hanımlar şimdi izlerken hep diyorlar ki bunlar niye Türk kızları bulmamış? Niye gitmişler yabancı kız aramışlar? Abla bulamadık. Bulamadınız mı? Yok bulamadık. Vermediler mi size kızları?
Bir sefer, iki sefer istedim, vermediler. Paletten yaş 43 dedik, yaş ilerliyor dedik. Bir daş attım. Bir daş attım kuyuya, çıkar çıkarabilirsen. Evet, o da çıkartıyoruz o kuyudan bütün taşları, hiç merak i̇nşallah, etmeyin. İnşallah abla. İnşallah. İnşallah. Peki, siz tamam dediniz, size fotoğraflar mı geldi? Fotoğrafları gönderdiler. Kaç fotoğraf geldi? 15 tane mi fotoğraf geldi. Fotoğraflara baktım, şu dedim ben, tamam dedim, bunu beğendim. Hı. Yaklaşık bir buçuk ay durdu. Fatih dedi, seninki dedi, senin beğendiğin kız gitti dedi. Para vermiş miydiniz o sırada? Hayır, para vermedim. Ha. O zaman dedim, pardon verdim, özür dilerim, verdim. Hadi ne çabuk unuttun annem, ne kadar verdin? Verdim. 30 verdim. 30 bin lira verdin. 30 bin lira verdim. Niye kız gelsin diye? Aynen. Uçak bileti miydi bu? Aynen, uçak bileti, pasaport, uçak bileti verdim. Fatih, sizin yaptığınız bak herkes yapmış. Hiç kimse daha birinci de, bismillah, birinciyle evlenen olmadı daha. Evet. Herkesten birinci veriyorlar, para alıyorlar. Benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Şimdi bir hanımefendiye oturtmuşlar. Herkesle bir 5 dakika, 10 dakika görüntülü konuşuyor sanki bu kadın. Herkese mavi boncuk dağıtıyor. Tek kadın ve muhtemelen de orada. Fakat bunu kimse alamıyor. Çünkü onun işi sadece ilk gelin olmak, ilk gelin olup para almak. Ne parası? Uçak parası. İlk gelin olarak uçak parasını ondan alıyorlar. Ondan sonra ikinciye tekrar para alıyorlar. Peki, bir de şey var, katalog var ya, katalogdan muhtemelen bunlar şey yapmış, böyle filmlerden falan, sanatçılardan güzel kızları için, o uzak doğunun güzel kızlarını çekmişler. Aslında sizin o katalogdakinin hepsi gerçek değil. Bak şuraya verebilir miyiz, evet, tekrar olsun? Yani muhtemelen onu isteyince, yani en güzelini seçiyorsun, o diyor şimdi elimizde yok diyor. Yani aslında şey, imaj olarak da parayı alırken... Onu da gösteriyor. Güzelleri de koyuyorlar. Tabii güzelleri de gösteriyor parayı alırken. Bak şimdi mesela aday, evet, 4, aday 5. Mesela aday 4'ün 5'in olduğunu düşünmüyorum. Hatta 6'nın da olduğunu düşünmüyorum. Ya da şey de olabilir ya, evet, çok böyle oynuyorlar ya suratlarıyla. Yani gerçekte öyle, dün şimdi telefona bağlanan bayanla. Ay, ben onu tanıyamadım. Siz gördünüz. Oldinya'nın annesini inanamadım ya ben. Size de sordum ya, o kadın o kadın mı diye. Fotoğraftaki çok farklıydı. Oynuyor da olabilirler. Burada ben şeye dikkat ettim Zayde Hanım. Hepsinin hikayesinde önden para veriliyor. Pişmanlık duyup hadi biz vazgeçtik diyemiyorlar. Çünkü parayı veriyorlar psikolojik olarak. Tabii. Hadi bir 20 daha vereyim. Hadi bir 30 daha vereyim baştan para. Veysel dedi giden param olsun diye. Heh. O da bir 20 vermiş. Sonra bir daha istemiş uçak biletini. Aynen. Değil mi? Giden param olsun diye. Doğru. Sizde de öyle oldu galiba değil önce mi? Önce tabii içeri alıyorlar. Önce içeri alıyorlar. Efendime söyleyeyim. Dediği gibi yani avukat beyin de söylediği gibi zaten şeyde seçenek çok yani. Peki Hüday Bey, sizi de konuşacağım. Tabii ki. Siz de bu ikinci koldan geldiniz bize yani Denizli'den. Denizli değil mi? Ben 2020 mağduruyum, Berna mağduruyum ben. 2020 mağduru. Berna mağduru. Siz kaç yılı mağdurusunuz Gökhan? 2022. 2022 mağduru. Fatih siz kaç yılı? 1,5 aylık. Daha yeni. Yeni. En yeni Fatih. Fatih en yeni aramıza katılan arkadaşımız o zaman. Veysel siz kaç yılı mağdurusunuz? Geçen sene oldu benimki. 2022 mağduru. Evet. Ben siz 2000... söyleyin. Ama kara gideli 1,5 sene oldu. Ne oldu? Kara gideli 1,5 sene oldu. 1,5 sene oldu. 2022. Siz? 2020. Siz kimsiniz? Ben amcasını kuzenim, beraber geldim. Kuzenisiniz. Kuzeniyim, evet. Tamam. 2022'de evlendi. 1,5 ay evli kaldı. 1,5 yıl önce gitti. Artık bir daha görünmedi. 2022'de evlendi. Geçmiş olsun yani. Sağ olun. Size hiç sormuyorlar mı? Bak Filiz'e de sormamışlar. Siz bunları mahallenin kadınları, yani akrabaların kadınları bu işleri en son öğreniyor. Değil mi? Yani biz söyledik Fatih'e olmadan önce. Yani ya, gider dedik, olmaz dedik. Denizli'den olsun abla, dedik. Sevdi. Ama kendisi çok karar vermiş. Çok, çok sevmiş. Ya bir verelim hanımefendiyi. Bu hanımefendi mi gelen kişi? Bak Fatih. Aynen, tar kendisi. O mu? Kendisi, ne kadar birlikte kaldınız dedin Fatih? 1,5 ay falan. 1,5 ay kaldınız aynen beraber, çok sevdiniz. Aynen, çok sevdim. Peki Fatih sana iyi mi davrandı? Çünkü bak hani burada genellikle ailemize iyiydi ama bize iyi değildi diyorlar. İnanamazsınız öyle kişilere, ne bileyim burada kişiler olsun, misafirler olsun, öyle bir davranıyordu ki. Ha. Maşallah subhanallah, Fatih çok güzel eşin var. Ha. Şöyle eşin var, bak benim gelinim şöyle davranmıyor bana, böyle davranmıyor bana. Biz de getirdik. Peki bir dakika, şimdi bu konu komşuyla iyi oluyorlar, onu anladım. Sana iyi miydi? Aynen. Mesela şimdi Özbek yemeği yapıyor. Ben kamu işine çalışıyorum ben. Özbek pilavı vardır mesela muhteşem. Ha. Ha. Bak dedi Fatih, dedi ben sana böyle yemek, şöyle yemek pişirip varım, şöyle yemek pişirip varım dedi. Ha. Ben seviniyordum.
Sevilmez mi insan kara sevdiği yemek yapıyor? Mesela akşam saat 5'i 5 dakika geçsin. Neredesin? Nerede kaldın? Fatih ilk defa bunları duyuyorum bak. Şimdiye kadar gelen hiçbir erkek bunları söylemedi bize. Aynen şaka düşüyor değil. Aynen, bu kız seni sevmiş olabilir mi? Fatih peki bir şey soracağım. Hani mesela arkadaşlarımızın yakınlaşmalarında da sıkıntılar çıkmış. Biraz kadınlar kaçmışlar. Sizde herhalde öyle bir şey olmadı. Hayır. Bir sıkıntı yoktu bizde. Vallahi maşallah. Sıkıntı yoktu. Sen dedin ki başıma talih kuşu kondu. Aynen. Sonra ne oldu? Sonra aradan işte belli bir süre sonra geçti. Biz Berna'nın yanına vardık. Berna bir de aradı beni. Fatih bir de bir şey soracağım. Çocuk hayalleri kurdunuz mu hiç? Konuştum. Ne konuştun? Çocuk istiyor musun dedi. İstiyorum dedi. Ama dedi memlekete varıp geleceğim dedi. Ha, planlı. İşte o memlekete varıp geleceğim biraz sıkıntılı. Aynen. Memlekete gidiyorlar ve geliyorlar. Sonra işte... Ya da geliyorlar senin haberin olmuyor. Aynen. Berna dedi ben bunun dedi bu şansına güçsün dedi. Bu Berna bu, Rabia'nın ekürisi yani. Bu dedi tutanak yemiş dedi. İstersen dedi belli bir miktarda para yollayalım dedi. 10-15 lira para gönderelim dedi. Tutanak yemiş ne demek? Yani dışarıya ceza yemiş yani. Yani bu Türkiye'ye gelemiyor. Ha. Arsı varsa tabii. Ben inanmıyorum tabii böyle şeylere. Ben dedim, abla dedim, 5 kuruş para yollamam. Hı. Ama dedim, yollarsan kızı yollarsın. 5 kuruş para yollamam. Sen bunu konuştuğunda hanımın nerede? Daha bu Feride Dağ Meydan'da yok. Ha, daha gelmedi. Tamam, sen başa döndün. Bu ikinci. Döndün. Tamam. Daha bu ikinci. Bu peki, ikinci eş. Şimdi burada senin eşin var ve Berna var. Sen Berna ile konuşuyorsun bunları. Daha birinci eşi kaşıdan gördüm. 30'u verdin. Ha. Onu getiremediler. Onu getiremediler, ceza yemiş dedi. Bu onu, ikinciyi? Ha, ondan sonra dedim ben 5 kuruş para vermem. Hah. Osman dedi, şansına küssün dedi. Ben sana acilen dedi, bir ay bir buçuk aya kadar dedi, bir tane de buluverem. Bana telefon geldi, Fatih dedi, pazartesi üstünden dedi, Isparta'ya gel. Hah. Tamam. Isparta hatırlayın. Hani bunların bir evi vardı. Bütün kadınları orada tutuyorlardı. Hatırladınız mı? İki katlı bir ev, köy evi demişlerdi. Muhtemelen orada bu hanımefendi. Belki de oradan getiriyorlar. Berna'nın oraya vardık. 30 yıl içinde şeyi gönderdim. Banka şesine, bankayla gönderdim. Sen bir 30 gönderdin, birinciye o gitti. İkinciye para vermem dedin. Toplam tamam dedin. 60 lira para verdim, toplam hepsi. Bir 30 da bu hanıma verdin. Hayır, vermedim. Ne yaptın? 30'u ne yaptın? 30'u 30 milyar zaten dedi. Tamam dedi. Sen de ben de senin paran var dedi. Tamam. Geri kalan parayı dedi. Hepsi 60 lira para verdim. Hı. Gelirken dedi 30'a gönder dedi. Tamam tamam yalım dedi. Hı. Ben de tamam dedim yani. Osman dedim pazartesi gelelim. Pazartesi gittik. Berna'nın eline 30 saydım. Ondan sonra işte bizi ayrı bir odaya aldılar. Konuştuk, ettik. Bak dedim, benim aylık dedim ben, şu koda. Yaklaşık dedim, 5 ay, 6 ay dedim ben. Annem, babanın yanında duracağız dedim ben. Tamam mı? Tamam. Ülkeye gideceği olursan dedim, en aşağı dedim. Ben senin dedim, bir sene sonra, 2 sene sonra gönderebilirim. Vallahi tamam. En güzel de bak, Fatih konuşmuş görüyor musun? Peki, hiç daha önce İstanbul'a gelmiş mi? Duymadım. Peki, sen Fatih daha önce İstanbul'a geldin mi? Hayır. Hiç gelmedin gelmedim. İstanbul'a. Şimdi ya bizim programımız aynen. Köyünden dışarı çıktın mı hiç? Çıktım. O da askerlik şeysi. Nereye gittin? Askerde nereye gittin? Ankara, Samsun, Konya. Hah, bak askerlik niye var görüyor musun? Askerlik olmasa... Yaklaşık işte 3-4 ay önce, bir sene önce Konya'ya, Isparta'ya geçtim. Gittim. Yani kaç il gördün? Bir Denizli, evet, Ankara, Isparta, bir de Kocaeli, bir de burası. Ama Özbekistan'dan... Kızı aldın getirdin yani. Aynen. Uluslararası. Ya Fatih ama çok böyle iyi yürekli, iyi niyetli değil mi ya? Neşeli biri. Çok neşeli biri. Aynen. Bence yani içinizde şimdi sizi dinlemedim ama hani böyle gerçekten hanımının sevdiği tek adam gibi görünüyor yani. Baksana sizi bayağı bir değiştirmiş. Bir de acısı en yakın olmasına rağmen hala yüzü gülüyor. En acı Gökhan'ınki. Yani en acı Gökhan'ınki evet. En acı Gökhan'ınki niye oraya kadar gidiyor? Bakıyor elinde onu çocuğuyla. Unutmadık. Yine de kabulüm diyor. Ama gelmiyor. O yüzden hani Gökhan'ınki çok acı belli ama daha dinlemedik. Belli bir süre ben kendimi kaybettim ben. Seni seviyorum diyor muydun? Biliyordu.
O diyor muydu? Oha. Ha. Diyordu. Diyordu. Ben seni seviyorum diyordum ben. Ben seni seviyorum diyordu. Onu büyük ihtimal hepimizin eşleri dedi. Diyordu değil mi? Sizinkiler de diyor muydu? Ha. Senin için ölürüm bile dedi ya. Oo. Senin için ölürüm dedi. Ben de bu kalp senin için atacak diyordum. Oo. Bunları hepimiz yaşadık. Çünkü bunu ailem bana dedi, oğlum gözünü açma. Ben bunu Isparta'dan getir getirmez. Ben bunu gezdirmelere çıkardım. Bizim buranın Denizli'nin Kefe Yaylası meşhurdur. Etli ekmekler meşhurdur. Evet. Ondan sonra Pamukkale'ye götürdün mü? Pamukkale'ye götürmedim abla. Dibinde Pamukkale var. Ama şeyde duruyorum ben. Fatih. Serinser'e duruyorum ben. Denizli'nin ilçesinde duruyorum ben. Serinser yakında duruyorum. Olsun canım yine yani yakın. Peki Fatih görünce ne hissettin ilk? Böyle heyecanlandın mı giderken? Çok abla. Ha? Çok. Hani için kıpır kıpır oldu. Hem nasıl? Düşünsene evleneceğin kadını görmeye gidiyorsun. O da aynen. Seni görecek. Giyinip süslendin mi böyle? Süslendim desem şimdi Allah yakın süslenmedim. Ya o hani kadına mahsus da yani böyle hani özenli temiz falan hani. Erkek ne olacak? O heyecanla yani, insan ne yapacağını bilemiyor. Ya. İster ister seviyor çünkü yuva kuracak. Tabii. Yani ne zamandır onu bekliyor, ailesi olsun, bekliyor. Ailem olsun, olsun ve biraz asılır abi dediler. Gelinimi al geldi dedi, bir tanışalım edelim dediler. Ben o anda zaten edeceğim bir şey demedim. Sizin oraya kadar, gelinceye kadar dedim ben. Daha etrafa çok demişim ben. Ne demişsin? Ben sizin oraya gelinceye kadar dedim. Ben daha gelecek yeri çok demişim. Ondan sonra hala sürtüyorlar burada. Ben anlamadım ama olsun ne dedi? Hani mesela sizin oraya, siz diyorsunuz ki Fatih getir de eşini tanışalım. Hah. Ben de size diyorum ki. Daha sana gelene kadar çok yere gideceğiz biz. Ha, aynen. Baksana nasıl mutlu anlatırken bile Allah'ım ya. Nasıl kıydınız var ya bu adamlara böyle. Peki Fatih. Gördünüz, konuştunuz. Konuştuk, ettik. O da heyecanlandı mı seni görünce? O kadar fazla heyecanlanmadı. Ha. Ne bileyim, ondan sonra işte alışverişi yaptık. Sonra? Isparta'da alışverişi yaptık, elbise aldık. Neyse, ben köyüme geldim. Ha. Kız nerede? Beraber geldik. Ha. İyi sana vermişler. Aynen. Veysel'e vermeymişlerdi. Bana vermediler. Ha, ona nikahtan sonra verdiler. Dayılam gelmiş, amcalam gelmiş, teyzelam gelmiş. Oo sizin orası şenlik. Baba hemen odaya girer girmez dedi. Ben namaz kılacağım dedi. Oo bak. Dayın demiş, Allah Allah demiş. Dayımla kızı konuşmuş. Allah Allah, bu nasıl namaz bu? Niye? Barmaklı ojeli. Ha, abdest tutmaz diye. Ha. Barmakları ojeli, ayakları ojeli. Ha. Bu... Zaten bu durumu çekmişler. O zaman işte biraz o şey çakmışlar. Bu namaz, sahte namaz bu. Öyle demişler. Sahte namaz? Evet. Sahte namaz nasıl oluyor? Ben de bilmiyorum. Yani şey döner. Göstermelik. Göstermelik. Mahsus. Hani göstermelik. O, aynen. Galiba yani bu kızları gelmeden diye. Kuruyorlar. Şimdi kim neden hoşlanırsa, işte sen bazılarını kapatıyorlar, bazılarına sen şöyle söyle diyorlar. İşin acı tarafı ne biliyor musun Fatih? Sen böyle heyecanla giderken, hepiniz öyle. Onlar sizden ayrılacaklarını bile bile geldikleri için, sizin iyi niyetinizi bile bile, onlar için de bence zor. Çünkü onlara da kim bilir ne deyip getiriyorlar ama bu kandırmacı Allah kimseyi buna mecbur da etmesin, yaşatmasın da. Sonra, peki Fatih sonra? Konuştuk, ettik. Nasıl yattınız ilk gün? Bunlar dedi... Hayır, ayrı odalarda değil mi? Hayır. Ha aynen, aynen, nikah kılıncaya kadar... Dur dedim ne oluyor? Nikah kılıncaya kadar doğru. Kaç gün ayrı odalarda yattınız? Bir gün. Ertesi gün seninle nikah. Ertesi gün hemen nikah kıydın Fatih. Allah'ım. Zaten aynen. Zahide Hanım şöyle bir şey. Aile hekimi normalde bir haftadan önce kıyılmıyor. Yıldırım ama nikah desen değil mi hocam? Mümkünat yok. Üç gün dört gün sürer. Doktorla da anlaşmalı bu. Ki doktorun yanına girdiği zaman. Tabii de doktorun yanına girdiği zaman gene mi getirdin Rabia? Diyen bir doktor. O doktoru da bulsanıza bana, bir doktoru da arıyormuş. Babam biliyor kapısını, ismini falan. Tamam, ben ekipte gönderirim oraya. Yani aile hekimi de şey, ben ona işgal alıp içen bir insanmış. Rüşvetimi alıp ben paramı alıp yapıyorum diyen bir peki, insan. İddianız böyle. Şimdi, peki zaten muhabirlerimiz Türkiye'nin dört bir yanında. Nereden ihbar geldiyse biz oradayız, siz hiç merak etmeyin. O yüzden bizi hemen arayın, arayın. Siz biliyorsanız, kendisi çekiniyorsa siz arayın. Çünkü bu böyle Arap ne yani sökülüyor geliyor yani. Çorap söküyor çorap gibi gidiyor. Söküyor gibi geliyor yani. Şimdi bunların durumu biraz şöyle. Mesela bazen şirket kuruyorlar ya. Birilerinin üzerine şirket kuruyor adam. Hı. O şirket üzerinde
yani kimin üzerine, işsiz güçsüz adamın üzerine şirket kuruyor. Hmm. Aslında evlilik de bir şirket olarak düşünürsek, nerede hakkını arayamayacak kişi varsa onun üzerine nikah yapıyorlar ki kız daha rahat etsin. Çünkü bunlar... Rahat etsin dediğiniz zaten oturma izni gerçeği. Ama kolay para veriyor tabii ki. Oturma izni kolay alınıyor da TC vatandaşlığı o kadar kolay. Kolay değil ama oturma izni yetiyor onlara. Peki, yıllarca. Peki bu arada kimlerin evet. oturma izni var hanımlarının? Sizin var mı Serkan? Sizin yok. Yok. Mustafa yok. Yok. Veysel yok. Var. Seninkinin var. Sen mi yaptırdın? Ben yaptırdım. Afyon'da yaptırdım. Ya. Bayağı bir yıllık ben de yaptırdım. Sen de mi yaptırdın Fatih? Bir yıllık ama. Benim peki. Bu ay doluyor hatta. Ha bu süresi. Ay bitiyor. Bu ay gelir seninki. Gelmez. Gelmez. Zor. Gelmez. Sana buldum desem Gökhan? Şu an değil. Şu an ne diyeyim size? Ben daha buradan sökememişken yeni birini de alıp hayatıma ona yansıtmak istemiyorum yeni birini. Şimdi ister istemez yansıtabilirim. Buradan tamamen sökeceğim peki, ki onu Gökhan, o zaman yansıtacağım. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bu kızlara yavaş yavaş ulaşmaya başladım. Hayır yani seni de bilmiyorum şimdi. Senin hani duygunu yaşıyoruz biz de üzülüyoruz ama şimdi ben bu kızı buldum desem karşına çıkartsam ne yaparsın? Hiç bilmiyorum. Ha? Hiç bilmiyorum. Zahide abla çıkartma der misin? Diyebilirim. Çünkü tamam. Bilmiyorum ben çok bağlandım. Yani ben tamamen unutmak istiyorum ya. Hayatımdan tamamen sökmek istiyorum onu ama. Şu an karşına getirsem. Güven kalmadı ya. Güvenim kalmadı. İkinci darbeyi kaldıramam. Olmaz ya. Hala onunla ilgili hayallerini hatırlıyor musun? O kucağındaki bebeğin senin olsun ister miydin? İsterdim. Çocuğum için çabalamayı, onları kimseye muhtaç etmemeyi isterdim ben. Zaten bu hayattaki amacımız ne ki bizim? Amacımız o zaten yuvamıza sahip çıkmak. Amacımız başka bir şey değil bizim. Biz sadece güzel, bu arkadaşlar hepimiz güzel bir yuva kuralım istedik ya. Başka bir şey istemedik. Ama bizim hayallerimizi yıktılar ya. Çok uğraştık, çabaladık. Benim aileme hayranım dedi konuşmalarında. Hayran oldum ben sizin gibi bir aile, annem babam müthiş insanlardı. Benim annem babam bile böyle insanlar değil dedi. Hayran oldum ben dedi. E bu hayranlığın bedelini sen böyle mi ödedin ya? Yazık günah değil mi benim hayallerime? Ben eğer gelseydi dediği zaman da ben amcaoğlumu aradım. Eşlerinizi alın. Bir amcamın biri de nişanlıdır. Sen de nişanlını al. Denizi de gezelim, gezdirelim. Ben otelde rezervasyon yaptıracaktım. Olmadı. Bir de şöyle bir hayalim vardı. Yapabilir miydim, yapamaz mıydım bilmiyorum. Denizli'de teleferik var. O teleferiğe çıkıp teleferiğin içinde ben ona evlilik teklif edecektim. Oo. Nikahlı eşime yüzük alıp da. Yeniden. Yeniden yapacaktım. Çünkü o anı yaşasın istedim. Ama sağ olsun beni bu hallere getirdi. Çabalıyoruz. Davamızın peşindeyiz. Uğraşıyoruz. Gökhan gerçekten ben ne yapacağımı bilemiyorum. Çok peki canı ben, yanmış Gökhan. Dediğim gibi yani eşlerinize yavaş yavaş ulaşıyorum. Bence Gökhan'ın onarılması için Zahide Hanım eşiyle yüzleşip tamamlanması gerekiyor. Getirsen mi eşi? Yani öyle bir durumumuz varsa burada oturup... Ben şu an kabul edemem ya. Neden kabul edemem? İçindekileri ona dökmesi gerekiyor. Eski eşiyle yaşıyor. Nasıl kabul edeyim ben bu saatten eski sonra? Eski eşiyle yaşıyor dediğin kadın gelip burada seninle evleniyor zaten. Zahide aynen zaten öyle. Zaten biraz önce dışarıda halen seviyorum dedi. Ya. Dedi evet yani. Gökhan'ın ben de öyle dedi. Olduğunu yani düşünüyorum. Ama güven yok ama... Güven yok, güven kalmadı. Seviyorum bir yani. Yuvada da güven kalmadı mı... O yuva ayakta duramaz hiçbir zaman. Ne kadar sürdürmeye çalışsan da duramaz. Güven yıkıldı mı her şey yıkılıyor. Gökhan bunlara kesinlikle katılıyorum. Ben inşaatçıyım bak. İnşaatın temelinde bir tane kiriş kırılırsa... Hepsi. O kirişin Allah en büyük kurusu. Halkası da kadındır. Yuvayı kadın yapar, dişi kuş yapar. Her zaman bu öyledir. Dişi kuş bir zarar verirse o temele bitmiştir hepsi ya. Seni seviyorum dedin mi ya? Onu sevdiğini çok söyledin dedi, mi arkadaşlar? Çok dedi. Bana çok arkadaşlara sarıldı. Arkadaşlara söyledin mi? Ailesine hepsini söylüyordu zaten. Az önce arkadaşlarınla paylaştın mı bu sevgiyi? Ama yapacak bir şeyim yok artık. Ya Gökhan şimdi beni zor durumda bırakıyorsun. Yani bu kızı mesela buldum desem, getireyim desem şimdi bu çocuk burada perişan olacak. Getirmeyeyim desem olayları öğrenmek istiyorum. Hani televizyonculuk var ama insanım her şeyden önce. Şöyle bir şey söyleyeyim. Gelmiş olsa mesela getirdik diyelim şimdi. Ben olduğum bölgeden başka bir yere taşınmak zorundayım. Gitmek zorundayım yani. Herkesin benim herkes yaşadığımı biliyor.
Evini, barkını bırakıp gider misin bu kadın için? Ben ona dedim ki, istersen ben Özbekistan'da da yaşarım seninle dedim. Tüm düzenimi bırakır, ben Özbekistan'da da yaşarım seninle dedim. Tüm düzenimi bırakır. Ama hayır dedi bana. Of, hadi bak şöyle bir güzel söz duymak için sabahtan akşama bekliyoruz. Adam hayırlı bir şey söylesin. Poposun dönüp yatmasın diye, değil mi? Bak, nasıl sevmiş, böyle bir sevgiyi nasıl kötüye kullanırsınız ya. Bütün bu adamlar sizi sevmiş ya. Nasıl? Nasıl bu sevgiyi bu kadar hunharca harcarsınız? Bunları bile bile nasıl aldatırsınız? Yani ama ben Fatih'in, eşinin de onu sevdiğini düşünüyorum. O heyecanlı anlatışından, onun sana... Çünkü burada kendilerine iyi davranılmamış, ailelere iyi davranılmış. Ama Fatih, yani Gökhan gibi sana da iyi davranmış kız. Peki nasıl gitti Fatih? Şunu olayı anladım ben size. Isparta'ya vardığımızda bu dedi... Siz de, evlendiniz. Önce Isparta'da durumu anladım ben size. Bu Berna Hanım dedi, bunun dedi abisi, ablası, şeysi, yengesi dedi, öldü dedi. İki tane çocuğu var dedi, abisinin dedi. Yalnız dedi, bu Feride dedi, uçaklara çok hasta dedi. Yani seviyor. Aşırı seviyor dedi. Yani çoklarmış gibi seviyor dedi. Ama dedim ben bunu dedim ben gönderebilsem. İki sene sonra gönderirim ben bunu dedim ben. Tamam Berna Hanım dedim. Tamam dedi. Tamam. Kendisine de sordum. Tamam dedi. Tamam dedi. Gerekirse dedi iki sene sonra beraber gideriz dedim ben. Tamam tamam. Neyse ondan sonra aradan bir şeyden sonra bu şey etti. Ben işten geldim. Eli yüzü şişmiş. Niye? Ağlamış. Ağlamış. Neyin var senin? Annen baban orada ama değil mi? Sizin evinizdesiniz. Hayır, kiraya çıktık. Ha, kiraya çıktınız. Aynen, kiraya çıktık. Ne kadar kaldınız anne babada? Yaklaşık 5-10 gün. Ha, hemen yani öyle. Ha. Kendisi istedi, durmadı. Ha. Oysa sen 6 ay falan kalsak ha, aynen, iyi olur dedin. Aynen, bunu teklif ettim. Tamam dedim, tamam dedi. Tamam, o çıkalım deyince sen ha, çıktın, ev tuttun, ev tuttum. Dayadın, döşedin. Aynen, dayadık, döşedik. Ne işte, iş yapıyorsun? Ben kamu işçisiyle çalışıyorum ben, belediyede. Tamam, güzel bir işin var. Ondan sonra dedi, sen ne ağlayın dedim ben. Grip olmuşum dedi. Bu odaya geçti, yastığı kafaya koydu. Sen niye ağlayın dedim Grip ben. Grip de ağlanır mı ya? Elinde bir fotoğraf. Ha, çocuklar. Bunlar iyi dedim ben. Benim çocuklarım dedi. Aa, benim çocuklarım dedi. Benim çocuklarım dedi. E senin çocukların yoktu. Berna abla şöyle dedi, sen nikah kıymazlar, düğün etmezler, seni almazlar, sakın bunları söyleme demiş. Ama benim hanımın yalancısı ya da Berna'nın yalancısı. Demişlerdir muhtemelen. Ben, Berna, kadar o zaman gördüğünüz... dedim ben, Berna'yı açıp hesap sor dedim. Arama dedi, ayıp olur dedi. Ben orada uyanmadım. Arama dedi. Ben aramadım. Sonra işte... Peki size ilk defa evleniyor diye mi geldi? Evet. İlk defa evleniyor, sizinle aynen. Evleniyor. Aynen. Sizi görüyor, sizi biliyor. Aynen. Öyle siz biliyor. Anlamadınız mı? Anlamadım. İlk defa evlendiğini anlamadınız mı? Hayır. Anlamadım. Ondan sonra... Tabii siz de ilk defa evleniyorsunuz. Belki... Aynen. İlk defa evleniyor. Daha yaşım 43, daha hiç bir evlilik yapmadım. Hiç arkadaşınız oldu mu daha önce? Olmadı. Hanım arkadaşınız hiç olmadı. Olmadı. Zaten bizim şeyde köyde öyle şey olmaz zaten. Hı hı. Olmadı. Peki sonra? Sonra dedim ben baktım bu hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ben dedim ağlamam kıyamam dedim ben. Ya. Ben dayanamam dedim ben. Yani dizime bir yasladım ben. Ağlama dedim ben. Ben dedim eğer dedim ben şey edeceksen dedim ben git çoklarını al gel. Eğer dedim, benden dedim, bir küfür bir yeri görsen dedim ben, çotlarına karşı bir dayak görsen dedim ben, seni Özbekistan'a dedim, kendi elini kop geleceğim. Bak, Gökhan'ın yaptığını Fatih tamam, de yapıyor, tamam dedim ben. Musunuz? Tamam dedi. Ondan sonra dedi, 100'ün yaşına dayanamam dedim ben, seni seviyorum dedim, çok seviyorum dedim. Ama dedim... Seni seviyorum dedim, orada bir dur. Bu seni seviyorumlar sonra nerelere geliyor? Bu arada bir son dakika... Biliyorsunuz Rabia Hanım'ın evinden canlı yayın yaptık. Kendisinin içeride olduğunu tahmin ediyorum ama muhabirim Ülkü'ye kapıyı açmadılar. Takipçisi olduk. Tarık Bey oğlu dün
gelini bağlandı biliyorsunuz Özbekistan'dan annesiyle beraber. Tarık Bey'i de yayına çıkmasını özellikle rica ettim. Çünkü sonuçta bu işin bir ayağı, bir muhatabı da o. Annesinden haberi var mı? Bu işleri biliyor mu? Bu arada yayınımız ihbar kabul edildi ve Tarık Bey'i dün jandarma aldı. Peki ifadeye çağırdı. Son dakika görüşmesi bir izleyelim bakın neler yaşadık Tarık'la. Türkiye'nin konuştuğu olayda yayınlarımız sonucu düğümler çözülüyor. Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Rabia'nın oğlu Tarık ifadeye çağrıldı. Savcının talimatıyla ifadeye çağrılan Tarık Bey şu anda ifadesi bitti ve komutanlıktan ayrılıyor kendisi. Biz de kendisine iddiaları soracağız. Geriye döndü şu anda ve kaçmaya başladı ekibimizden. Ekibimizi gören Tarık yönünü değiştirdi. Kovalamaca başladı. Kendisi geriye döndü şu anda ve kaçmaya başladı ekibimizden. Bizleri görünce kendisi komutanlığa tekrar girerek uzaklaşmaya çalıştı ve şu an tekrar içeriye giriş yaptı. Tarık Bey çıkmayacak mısınız dışarıya? Aracınız burada. Hedef şaşırtmak istedi. Ekibimiz aracına binerken yakaladı. Tarık Bey. Tarık Bey sadece bir soru soracağız. İddialar hakkında ne söyleyeceksiniz? Hayır. Kabul etmiyor musunuz suçlamaları? Biraz konuşalım lütfen. İfadenizi verdiğiniz 2,5 saat sürdü. İddiaları kabul ettiniz mi? Biraz konuşabilir miyiz? Camı açar mısınız? Camı açar mısınız lütfen? Evet kendisi şu anda ekibimizi gördüğü için bölgeden ayrılıyor. Kameraman arkadaşım göstersin sizlere. Hızlı bir şekilde arabasını koşarak bölgeden ayrılıyor. Ekibimiz iz sürmeye devam ediyor. İfadesi yaklaşık 2,5 saat süren Tarık Bey, jandarma komutanlığının çıkışında ekibimizi görünce hızlıca arabasına doğru koştu ve iddiaları, sorularımızı yanıtlamak istemedi. Kendisi bir kez daha kaçmayı tercih etti. Kendisinin de dolandırıcı olduğu iddiasıyla burada da suç duyurusunda bulunduk biliyorsunuz. Suç duyurusunda bulunan pek çok vatandaşımız da oldu. Fotoğrafını görüyorsunuz şu anda. Eşi Olivia şu anda memleketinde. Onunla konuştuk, annesiyle konuştuk. Asıl ama Tarık Bey'in annesi bütün bu iddiaların başında geliyor Rabia Hanım. Rabia Hanım burada kendine taktığı isim aslında. Orijinal adı farklı. Ve Tarık Bey'le konuşmak istedik fakat mikrofonumuzdan kaçtı gördüğünüz gibi. Şu anda Ülkü canlı bağlantıda. Burdur'da Harmanlı Köyü'nde Kenan Bey'in yanında. Kenan Bey kim? O da Tarık Bey'in mağduru. Ülkü söz sende. Zahid Hanım iyi yayınlar dileyelim. Bizler sizin de söylediğiniz gibi Kenan Bey'in yanındayız. Kenan Bey Harmanlı Köyü'nde yaşıyor ve kendisi 120 bin lira evlilik vaadiyle ne yazık ki dolandırılıyor. Şimdi teferruatını anlatmak için sözü ben doğrudan kendisine bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Merhabalar efendim. Hiçbir şey yok bu şeylerden dolayı. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Siz efendim kiminle tanıştınız? Kim size bir eş bulma vaadiyle para istedi? Ya bir arkadaşın vesilesiyle tanıştık biz Tarık'la. Bu şekilde olaylar parlak verince ben dün gittim, şikayette bulundum. İyi yapmışsınız. Peki sizden para isteyen, efendim? Size bir eş getiririm diyen Tarık Bey miydi? Evet. Tarık Bey ve hanımı eşiyle beraber. Ha eşiyle beraber. Oldinia ile beraber. Ya bu şekilde konuştuk. Evet. Evet. Peki evet. Para istedi mi bunun karşılığında sizden? Tabii para da verdim ben kendisine. Kaç para verdiniz? 80 bin lira falan elden verdim. Evime geldi. 40 bin lira da uçak bilet parası verdim. 120 bin lira. 80 bin lirayı niye aldı sizden? Kendisi evet. Sizi hanım bulduğu için mi bu parayı kendine mi aldı? Hanım bulduğu için Özbekistan'daki kağıt kürek, mümlemli, işte zıvır onlar yapılması için oraya göndereceğim dedi. Halbuki kendini alıyor muhtemelen. Peki Oldinya'da yanında mıydı? O, parayı verken o yoktu. Sadece Tarık kendisi gelmişti, evime geldi. Peki size fotoğraflar gösterdiler mi yine? İçinden beğenin dediler mi? Ha öyle bir fotoğraf öyle fotoğraf göstermedi. Sadece biz kızı bulacağız dedi. Kızı buldular. Konuştuk. Canlı görüştük biz Özbekistan'la. Bu şekilde ondan sonra olaylar buraya kadar geldi.
Peki şimdi asıl işin acısı, şu an bulunduğunuz ev sizin evlendiğinizde yaşayacağınız ev miydi? Burayı tutup burayı dayayıp döşemişsiniz herhalde. Evet, şu an bulunduğumuz ev benim döşeyip dayadığım bir ev. Yani evlenmek için. Bir görelim bir taraftan şey arkadaşlar yaptım, bir dolaştırın evi şey bana yani. Lütfen. Tabii. Bu eve ne kadar harcadınız? Tabii biz anladım isterseniz. Sıfır. Burası oturma odası. Evet, tabii ki de. Sıfır, gelin gelecek burası diye. Burası oturma odası, eşyalar işte. Gelin gelecek, düğün yapacağız. Her türlü her şeyi yaptık. Her türlü ne bileyim. Şimdi ben burada bir parantez açmak istiyorum Zahide Hanım. Bakın sorry. Kına malzemelerine kadar her şey düşünülmüş. Bakayım, burada bakayım. Gelin adayı için. Oo, her şey var. Kameraman arkadaşından rica ediyorum biraz yaklaşması için şu anda. Bakın her şeyini almış. Ya. Bu kına için kullanacağı tülbent. Burada mumları var. Kıyamam. Bak şey kınadan burada sonra eline koyacakları. Şekerleme sanırım bunlar. Dağıtacağı şekerlemeler. Koltuk takımları var. Bakın hemen sağda halılar alınmış sıfır. Köylülerden de Kenan Bey evlenecek diye hediyeler gelmiş. Onlar da burada şu anda. Burası oturma odası. Hemen arka tarafta da yatak odası var aslında. Müsaadeniz yatak olur mu bir gezelim mi orayı da? Şimdi burası yeni gelin evi. Siz bir taraftan tabii, devam tabii. edin lütfen. Geçelim tamam. oraya da. Teşekkür ediyorum. Yani beyefendinin nasıl hayallerini yıktığının en net göstergesi. Sen evi tut. Buyurun. Mis gibi sıfır eşyalarla daya döşe. Para ver bir sürü. Ve gelin burası yok. Yatak odası. Yani her şeyi hazırladık. Bir gelsin, dönelim, görsün, bir görelim odayı. Kuralım diye yaptık bu işleri. Her şeyi hazırlamışsınız. Perdesine kadar. Evet, her şeyi hazırladık. Her şeyi görürsün diye. Beyaz eşya yani. Falan var mı? Mutfakta tamam mıydı? Dolabına kadar Zahide Hanım. Evet her şey ya. Dolabına kadar her detay düşünülmüş. Bakın şu anda dolabı açtığımızda. Yatağına, yastığına, yorganına kadar her şeyi almış Kenan Bey. Aslında evlilik için hazırlanmış bir ev Kenan için. Her şeyi yapmış yavrum benim. Peki mutfağa gidebilir miyiz? Beyaz eşyalarda var mı? Buzdolabı, tabii, çamaşır makinesi? Gidelim, tabii. Hemen hızlıca geçelim buyurun hızlıca geçelim. Adam daha ne yapsın? Her şeyi yapmış yani evde. Mutfağa tekrar oturma odasından geçerek ilerliyoruz. Hemen burada, bu tarafta da mutfak var. Harmanlı köyündeyiz. Kenan Bey'in... Yanındayız. Kenan Bey'i de Tarık Bey mağdur etmiş. Parayı burası, almış, evlenme vaadiyle bir kız bulacağını mutfak, söylemiş. Burası mutfak, beyaz eşyalarım bile komple aldım. Ha açılmamış onlar, hepsi sıfır ortada duruyor. Ya, hayır, hiçbiri açılmadı, hiçbiri. Bir aşağıya sıfır, doğru da sıfır. Bir gösterin. Bak bir diğer tarafa doğru. Zahide Hanım burada çamaşır buzdolabı makinesi, var, çamaşır makinesi var, bulaşık bile makinesi var. Biraz tüm daha detaylar aşağıdan görebilirsek yemek evet, masası her şey almış yine buraya bir koltuk. Tabii ki. Evet. Buyurun. Tekrar geçelim oturma odasına buyurun. Siz de herhalde böyle yaptınız. Evi de yıktınız. Bu arada Kenan Bey Zahide Hanım yayınımızı izledikten sonra. Söyle İlkü. Kenan Bey yayınımızı izledikten sonra kendisi gibi mağdurlar olduğunu gördükten sonra jandarmaya giderek şikayette bulunuyor. Aslında olay 2 ay önce yaşanıyor. Teferruatını buyurun anlatın siz. 2 ay önce yaşanıyor zaten bu olaylar. Yani kız gelecekti her şeyi her türlü yaptık. Yani sonuçta hazırlığımızı yaptık. Düğün, dernek kurmak için her türlü para hepsini, kapora hepsini verdik. Hepsini yapmaya çalıştık. Sonra dediler ki bize kız... Bir gün gelecek, o gün gelecek. Bizi oyaladılar. Ondan sonra babasının izni yok, göndermemiş dediler. O bitti. Ondan sonra bir tane daha kız bulalım dediler. Buldular. Onu da göndermeye çalıştılar. Biz o zaman uyandım ben zaten. Uyandığım için zaten bu şekilde olayların böyle geleceğine tahmin etmemiştim zaten böyle. Ama bu dolancı olduğunu inandığım için bıraktım. Geri çekildim zaten. Kaçtım. Resmen kaçtım yanıçız. Herkes beni ev vermeye çalışıyordu şu anda. Peki herkes siz evlen baskı hiç yaptı. Eş adayınızla ben, görüştünüz mü? Eş adaylarınızla. Hiç buraya gelen olmadı o zaman size. Siz parayı verdiniz. Hayır, sadece, hanımı hiç görmediniz hayır. o zaman siz. Bey ilk görüştüğümüz canlı görüştüğümüz bayan vardı işte o. Evlenecek olduğumuz. O gelmedi yani. O izin alamadığı için bir şeyler olduğu için onu gelmedi. Onların gelmedi hepsi yani. Numara herhalde. O, görüntülü konuştunuz. İkinciyle evet, evet. yine mi görüntülü konuştunuz? Evet, evet. Hayır, onu sadece bir fotoğraf göstermişlerdi. Ben bu kadar masraf ettiğim için o olsun demiştim zaten. Öyle olunca da yani bir haftada kavut küreğe hazırlanmayan
bir şeysi yapılmayan, iki yani, saat içinde bulunup da Antalya uçağı gelen, o zaman uyandık zaten biz. Uyanınca biz de istemedik, geri çekildik, bıraktık yani açıkçası. Parayı istediniz peki Kenan Bey? Ben para öldü dedim, para gelmez şu saatten sonra dedim, hakkı olmaz herhalde dedim ben. Alamaz diye düşündüm, alamam diye düşündüğüm için para istemedim ben. Çok teşekkür ediyorum yani Kenan Bey. Bu arada bu patlak verince bu şekilde. Sizi de buraya bekliyorum. Yani buradaki bütün beyefendiler parayı kaptırmış ama hanım gelmiş. Bir şekilde 3-5 günde olsa bir evlilik olmuş, sizde hiçbir şey olmamış. Ama gördünüz değil mi, bak bir insanın hayalleri, evini dayayıp döşemiş güzel güzel. Peki sizin de mi böyleydi? Başkasının canları yanmasın. Biz aynen, yandık. Aynen. Başka insanlar yanmasın. Hepimiz buraya çıkma amacımız sırf herkes bu. Yani dediği gibi. Şimdi başka. Ben ailemle yaşıyordum. Ailemde odanın birini ayarladım. Orayı hazırladık. Şimdi duş alma ihtiyaç bu. Duş alması için öbür tarafa gitmesin. Banyo öbür taraftaydı. Ben odanın içine duşakabin koydum. Ya o kadar özendim. Kendi ellerimle yaptım. Onun fayansını falan kendim döşedim. Her tüm tesisatını, su tesisatını hepsini ben kendim çektim. Ben i̇şte becerikli inşaatçıyım. Olunca aynen. Kendim yaptım hepsini. Abla, duş aldım orada. Aldı. Da geriye de bir şey kalmadı. Geriye bir peki, şey kalmadı. Fatih, Hüday Bey'le de bir konuşalım o zaman. Hiç konuşturmadım. Hüday Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Siz kiminle muhataptınız? Ben de Berna ile muhataptım. Berna Hanım. Evet. Sizin ilk evliliğiniz mi? Benim değil, oğlumun. Ha sizin oğlunuzun. Hayır. Aa ben de. O kadar genç değilim ben ya. Ben de zaten. Tamam peki. Kusura bakmayın. Yok ne peki, demek. Peki oğlunuz kaç yaşında? Oğlum 27 yaşında. Siz mi buldunuz peki bu Berna'yı? Ya bu Afyon Dinar esas bunların çok geldiği yerler Afyon Dinar. Dinar'dan biz biriyle bağlantıya geçtik. Berna'nın numarasını aldık ondan. İtibada geçtik. Dedik diyorum böyle böyle. Onlar iki gün sonra geldiler bize eve. Berna Hanım'dan bahsediyoruz değil Berna mi? Berna Hanım'dan bahsediyoruz. Ha. Siz Rabia Hanım'ı bilmiyorsunuz. Tabii hayır Rabia Hanım. Şimdi Berna Hanım bu da başka bir kol. Onunla tanıştık da sonradan tanıştık ama onunla bir alakası yok bizim olayın. Siz öyle zannedebilirsiniz ama o paraları paylaşıyorlar onlar. Olabilir. Eşiyle geldiler onlar biz misafir ettik. Yedik içtik işte. Dedim ben prosedür nedir? Dedi böyle böyle biz şu kadar alıyoruz 35 bin lira alıyoruz. Tamam amenna dedik. İşte oğlanın resmini oraya gönderiyorlar. Kızların resmini aynı böyle seçenek sunuyorlar yani. Bayağı bir seçenek sunuyorlar. Zaten onlar beğenmese de gelecekler fark etmiyor yani. Bence benim görüşüm öyle yani. Nasıl yani beğenmese de? Erkek oğlanı beğenmese de kalıcı gelmedikleri tabii yani, için. Yani onu prosedür gereği yapıyorlar anlamıyla. Yani. Hani sizin de gönlünüz olsun. Aynen biraz. Öyle. Zaten biz kızı beğendik. Yani emin ediyorlar. Biz de emin ediyoruz artık. Tam son anda bir gün sonra işte uçak bilet alınacak. Gelecek Türkiye'ye. Neymiş? Annesi razı olmuyormuş. Hepsinin bir mazereti evet, var. Evet, hepsinin bir mazereti var. İzlemişsinizdir. Yani, evet. Ondan sonra cıma, memleket hanım, bende de var kız dedi. Bende de var kız dedi. İyi Olivia'nın dedim. Annesi. Dün canlı bağlantıdaydı evet, biliyorsunuz. Evet. Görebilir miyim dedim ben. Tabii dedi, gösterdik, konuştular. Siz Banu'dan bir anda Rabia'nın şeyine döndünüz. Rabia Hanım'ın oğlunun, karısının annesini, dünürüne. Aynen. Kız kardeşi oluyorlar işte o. Rabia'nın gelininin kız kardeşi. Yani. Kuzeniyle de Mustafa evlenmiş zaten. Evet, doğru. Rabia'nın. Olivia'nın. Ondan sonra onlar dedi tamam mı tamam mutabık kaldılar. Bizim oğlan da mutabık kaldı, kız da mutabık kaldılar. Dedi o ben büyük kızıma burada düğün yaptım. Buna da yapmam lazım burada dedi. Valla o gün için dolar 7.000 liraydı. 7.000 liraydı. Ben ona 1.000 dolara tekabül edecek para yolladım Berna'ya. Şimdi 3.500 dolar deyin siz ona. Değil mi? Aşağı nasıl yukarı. Bunları zaten güncel rakamların hepsine bir yani, çıkartı nasıl çarparsan çarp yani öyle. Yolladım ben orada onlar işte düğün ettiler. Damat nerede? Damat orada kendi Türkiye'de. Kendine düğün yapıyorlar. Damat Türkiye'de. Ne alakası damatsız var? Damatsız düğün. Allah Allah. Tabii. Özbek şey bu kuralı bu. Orada bir damat gelmeden düğün yapıp paralar yeniyor. Sonra kız buraya gelip gerçek düğün yapılıyor tabii, sözde. Tabii. Ondan sonra işte onlar orada CD'ye falan çekmişler. Flash belleğe falan çekmişler. Neyse oradan sonra iki bu gün... Bu hanımefendi mi? Evet. Burada oradaki düğünden mi bu fotoğraf? Evet. Oradaki düğünden mi? Hayır bu bizim evdeki bu. Ha bu size geldi evet, bize, artık. Geldikten ben böyle sonra. Sevdiğim insanları çağırdım mesela geldiğinde... sevdiğim insanlar hani takım makı taktılar böyle bir şeyler yaptılar. Siz de daha, zamanda takmışsınızdır. Onlar da size takıyor şimdi. Düğün falan yok daha yani. Düğün falan yok ya. Sadece sevdiğim arkadaşları çağırdım.
Dedim böyle böyle. Bizim gelin kızımız diye. He, he, böyle bir tanışma mabında. Geldi o arada o işte o. Hı. Yani üniversite işte bu. Neyse finalde bu kız oraya bir para gönderdiniz. Kendi kendine düğün yaptığını iddia ettiler. Tabii. Sonra kız geldi buraya. Kız geldi. Berna'yı ben aradım işte dedim böyle böyle. O da dedi ki kız yorgun dedi yarın getirelim dedi. Hı. Berna Isparta'da duruyor normalinde. Hı. Bunlar Antalya'ya geliyorlar havaalanına. Peki neyse, siz uçak bileti falan görüyor musunuz? Hani o verdiğiniz paranın yok, karşılığında. Yok onlar ne derse biz prosedürü uyguluyoruz. Onların prosedürü kendi kafasına göre prosedürleri var. Dediğin gibi evrak yok koş bakalım. O uçakların hepsi hikaye biliyorsunuz değil mi? Uçak parası almaların da hikaye. İşte diyorum ya yani. Çünkü uçak biletini olabilir yine. Yani olabilir diyeyim de. Yani o uçak bileti ya, paralarını da çünkü uçak bileti yok orada şimdi da. Kız zaten orada. Belki size gelen kız bir başkasından geliyor. Geldiği zaman size geliyor. Size henüz açıklamadım ama çok acı bir şey arkadaşlar. Bu kızlar sizden gittikten sonra, yani bir görüntü gördüm bugün o kadar üzüldüm ki. Sonra neler neler geliyor başlarına burada. Yani uygunsuz bir eğlence yerinde çalışan sizin eşlerinizden birisini gördüm mesela. Yani birinizin eşi. Zahid Hanım zaten onların bütün hayali İstanbul. Ne oluyor İstanbul'da? Bilmiyorum İstanbul'da ne var ben de bilmiyorum. Yani. Gerçekten hepsinin hayali İstanbul. Burada çok para kazanmak. Demek ki yani burada dediği gibi yani çok param var sanıyorlar. Paralı adam var zannediyorlar. Paralı adam var sanıyorlar dediği gibi. Paralı yani adam. Sosyal ama zaten dediler. Evli bunlar. Zaten Namangah zaten dedikleri. Evleniyorlar. Namangah dedikleri yer gerçekten küçük Namanga. Paris. Küçük Paris. Ben bir fotoğraflarını gördüm. Yani gerçekten küçük Paris. Bir bana da gösterin arkadaşlar. Lütfen neresi bir bakın burası? Yani. Öyle bir eğlence yerleri var. Öyle bir aktiviteler var ki. Akla zarar nasıl yani. Aktiviteler var? Bayağı böyle gece hayatı mece hayatı çok orada. Allah tabii Allah. Ki canım. Bu kızlar madem öyle bir yerde niye buradalar? Bilmiyorum. Orası da güzelmiş dediğinize göre. Siz de bakın isterseniz buyurun. Bakacağım şimdi bakın. Ekibim hazırlasın aynen, göstersin bakın. Bakayım. Merak ettim nasıl yani bir yermiş. Yani öyle köhne bir yer veya virane bir yer değil yani. Vallahi ben öyle zannettim ama burası şey bu. Ha burası mı şimdi orası? Namanga. Buradan pek bir şey görünmüyor arkadaşlar. Bir yeşili yerleri var mı? Ha şuraya verdiğini zannettim. Büyük bir yer burası. Tabii ki. Bir Namanga gece hayatı yazar mısınız? Bir bakayım. Tamam. Ha peki. Sosyal aktiviteler var. Sosyal telifli fotoğraf olmasın ama. Evet. Allah Allah. Peki. Peki siz sonuçta Oldinya'nın kız kardeşiyle evlendi oldunuz. Ne oldu sonra? Evet. Ondan sonra işte dediğim gibi dedim hadi ben bunları bir tatile götüreyim dedim. İzmir'de biraderim var. Hı. Onun yanına götürdüm. Tamam. Final nasıl oldu? Final bunlar işte sonradan bir iki buçuk ay durdu. Heh. Bunlar tartışmaya başladılar. Yani şimdi benim olan hani konuşurken karşı arkadaşlarıyla veya kimle konuşuyorsa benim yanımda Türkçe konuş diyordu yani. O da Özbekçe konuşuyordu. Hmm. Ondan, Türkçe biliyor muydu? Bilmem senden benden iyi biliyorlar. Ya nerede tabii, öğrenmiş? Geldikleri zaman sözde bilmiyorlar. Hani seni bir gözlemliyorlar hani ne konuşuyor bunlar ne yapıyor diye. Bak. Tabii ki. Önce bir gözlemliyorlar. Önce halbuki bir gözlem tabii gözlemliyorlar. Ben normalde geldiğinde telefonu aldım. Telefonu hani ben bilmez dedim. Yeğenlere dedim ki şu telefonu bir ayarlayıverin şu mühendislerin dedim. Oysam adamlar elektronik üzerine profesör. Ben WhatsApp'tan tavşan atmasını bilmiyorum. Görüyor musun elin kızı bak fıldır fıldır işte diyor yani, Allah'ım yani. Peki nasıl gitti? Gerçekten anlaşamamış da gitmiş olabilir mi? Tabii orasını ben bilemem yani biraz şey oldu. Oğlanla biraz şey. Peki Oldinya şu anda telefonda. Tabii. Bir soralım bakalım. Soralım. Oldinya merhaba. Canlı bağlantı merhaba. Görüntümüz de var. Oldinya merhaba. Merhaba. Oydina doğru mu söylüyorum ben adını? Evet, Oydina. Tamam. Evet. Peki Memleket Hanım da burada. Siz Hüdayi Bey'i tanıyor musunuz? Evet. Tanıyorsunuz. Oğluydu bir zamanlar. Peki bir anlatır mısınız Hüdayi Bey'in oğluyla sizin kim evli? İkinci hala kızım. Evli mi? Hayır şimdi evli zaten nikah yoktu bizim. Resmi nikah olmamıştı. Evraklar yetişmemişti. Yetişmemişti. Resmi nikah olmamıştı. Biz burada kardeşime düğün yaptık düğün salonunda. Hatta canlı da gösterdi. Anlattım. Evet, anlattı. Peki damatsız düğün nasıl oluyor Oydina? Şimdi burada oluyor. Benim de düğünüm oldu burada. Damat? Damat olmasın. Kına gecesi oluyor. Ha siz kınayı orada yapıyorsunuz. Kınaya bizde evet. De. Ondan sonra gelir. Kına gecesi gibi oluyor. Peki bunlar karı koca oldular mı? Tabii dini nikah yaptırdık. Dini nikah yaptırdık. Karı koca oldular. Peki Oydin'i anlat şimdi bana. Bak burada iddia senin kocanın. Az önce de bağlandı Tarık Bey biliyorsun. İzledin mi o bölümü? Evet.
Kerem Bey, Kerem Bey bağlandı. Tarık Bey'den 120 bin TL almış kocan. 80 bin artı 40 bin daha almış. Ona önce bir kız getireceğim demiş, olmamış yani ikiniz. Sen de varmışsın. Evet. Kız getireceğim dedim. Şöyle bir şey oldu. Onun ablası da burada evli, o kızım da. Benim dedi kardeşimi iyi bir yerden bulun dedi. Tamam dedim. Bulduk. Bu çocuk dedi benim eşim gariban, yazık dedi. Evlensin, köylü bir kızı buluverdi. Tamam dedim. Bulduk köylü kızı. Ondan sonra babası izin vermemeye başladı. Her şey oldu. Gelecekti. Bir güzel biletlerin de kesildiydi. Gelmedi. Yerine başka kız bulduk aracıda. Araştırdık, bulduk. Gelecek günü ben aradım Kenan Bey'e. Havalimanına gidelim gel. Saat 8.30'da ben evlerine geldim. Ama kendisi ben evlenmekten vazgeçtim dedi. Kaçtı gitti. Telefonları da kapattı. Bir normal erkek ben evlenmekten vazgeçtim diye o kadar masraf etmiş. Kaçar gider mi? Size güvenmediğini bu... ve inanmadığını söylüyor sonrasında. Yani sonrasında... başvuruyor. Bak başvuruyor diyorsun. Başvuru için bir yer gerekli. Hani nereye başvurursun? Bir kuruma başvurursun. Hani siz bu işin yapan kurum musunuz size başvuruyor mesela? Hayır. Ama çöp, çöp çatanlık Türkiye'de hukuki bir hüviyeti yok çöp çatanlığın. Yani Türkiye'de çöp çatanlık diye bir müessese yok. Ya yani böyle bir şirket kuramıyorsun. Peki bu işten para almak istiyorsun? Para kazanamıyorsun. Ya şimdi para almak şöyle. Kazanç elde etmek, zenginleşmek yani. Vergisel anlamda sıkıntılı ama dava açıp parasını isteyemezsin çöp çatanlığın. Ha, ya ben ben çöp çatanlık yaptım, bana bunun bedelini öde diyemezsin. Çünkü böyle bir şeyde böyle bir şey hukuki hüviyeti yok o istediğiniz. Aynı kumar borcu gibi yani sen onu isteyemezsin. Yani kumarda adamı üttün, ertesi gün ya ben seni üttüm. Peki. Paranı ver diyemeyeceğin gibi. Ama burada esas sıkıntılı şu durum var. Dolandırıcılık şeklinde mesela ikinci bileti alma olayının arasında dolandırıcılık var. Yani oradaki o ikinci bilet aslında şimdi siz diyorsunuz bir kız vardı falan filan diyorsunuz ama bütün bu şeyler dinlendiği zaman aslında ikinci bir kızın hiç olmadığı, birinci kızın hiç olmadığı anlaşılıyor. Yani bunlar kelepir damat, bunlar sövüşlenebilecek, soyulabilecek insanlar. Ya siz orada Özbekistan'da kendi aranızda konuşuyorsunuz, diyorsunuz ki Türkiye'de tabiri caizse peki, çok madem insan öyle var. Siz avukatımız evet, olarak evet, suç duyurusunda bulunalım burada. Bulunacağız. Şimdi burada bakın şimdi bazı şeyler var. Öyle kimse kimseyi kandırmasın. Şimdi burada adam mesela diyor ki benim eşim diyor beni de çok seviyordu. Aslında muhtemelen o kız da seviyordur ama elinde değil. Çünkü orada mesela Berna arıyor devamlı şimdi bak bunlar da belki bana hak verecektir. Kızları kendi haline bile bırakmıyorlar. Şimdi arıyor. Hayır, bak diyor. Senin diyor orada ediyorlar. Bak diyor senin diyor orada çocukların o kızcağızın mesela senin kızının ağlamasının sebebi ne biliyor musun? Berna. Bak diyor orada senin kızların var diyor. Sen niye orada diyor rahat rahat Fatih'le takılıyorsun diyor. Orada çünkü onu eğer kaybetse ikinci bir sermayesini kaybedecek. Bak burada belki sıkıntı. Belki de sevdi sizi ya Fatih, bunu Cumhuriyet gerçekten. Savcılığının, emniyetin bunu detaylı bir şekilde soruşturmada bunların hepsinin ortaya çıkacağını düşünüyorum. O zaman biz Cumhuriyet Savcılığımıza, bütün emniyet teşkilatımıza buradan suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu çeteyi biz elimizden geldiğince ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Ama asıl bunu yapacak olan devlettir. Sonuçta bizim kendi vatandaşlarımız bu insanlar. Evet. Eğer biz bu çeteyi durdurmazsak daha çok kişinin canı yanacak. O yüzden hiç kimsenin canının yanmasına, parasının gitmesine gönlümüz razı değil. Bizim rızamız yok. O yüzden bu yayını, bakın Lütfü beni her gün arıyor. Zahide abla beni almayacak mısın? Ne olur ben çok özledim. Bari yayında görüyordum diye öldürdü beni yedi. Diyorum ki ne olur Lütfü bak şu an önemli bir dosyayı açtık. Tamam söz seni alacağım. Onu da unuttum sanmasın yani buradan da söyleyeyim. Peki Berna'yı tanıyor musun Oldin ya? Evet. Beni getiren aracı Türkiye'ye. Sen Berna Hanım sayesinde mi geldin Türkiye'ye? Evet. Onun sayesinde geldim. Nasıl geldin? Bayağı geldim. Yani ne dedi orada sana ilk evlenirken? Bir şey demedi bana. Bir şey demedi nasıl geldin buraya? Mesela nasıl tanıştın onunla? Oğlanı gösterdiler bana. 3-4 tane oğlanı. Bunun içinden seç dediler. Ben Tarık'ı seçtim eşimi. Boyu mu olur dedim. Boyu da uzun. Benim de boyum uzun dedim. Olur dedim. Baktım. Tamam dedim. Geldim. Ondan sonra Berna ablanın evde durduk. Güzelcem. Ondan sonra oradan gittik. Nikaha başvurduk. Kan verdik. Her şeyi yaptık. Düğünümüzü de yaptık. Sen Türkiye'de miydin o sırada? Yok.
Ben evlenmek için Türkiye'ye geldim. Önce gelmediydim. Kaç yaşındaydın? 20. 20 yaşın. Şimdi kaç yaşındasın? 25. 5 sene önce oluyor bunlar. Peki evet. Sana nasıl ulaştılar? Yani senin evlenmek istediğini nereden bildiler? Bu kadın seni nereden buldu? Berna benim arkadaşım. Ha, sizin arkadaşınız oradan. Diye de beraber peki, çalıştık. Peki Tarık bir para verdi mi Berna'ya? Bizim biliyor haberimiz musunuz? Yok. Para verdi mi vermedi onu bilmiyorum. Memleket Hanım siz biliyor musunuz? Yok. Bir para aldı mı? Yok yok ben nereden bileyim? O Türkiye'de ben Özbekistan'da ben Moskova'da çalışıyordum. Hayır sonuçta bu kızı sizden siz annesi değil misiniz? Size demediler mi ya biz kızınıza bak hayırlı birini bulduk diye? Ya siz beni duyar mısınız? Ben Moskova'da çalışıyordum o zaman. Olsun zamanda. Nerede olursanız olun kızınız evlenmek için Özbekistan'dan Türkiye'ye gidiyor. Bizi konuşturur musunuz? Ben ondan sonra ben Özbekistan'a geldim. Bana dönürüm süt pülünü gönderdi. Süt gülü nedir? Pülü, süt parası. Ha süt parası. Evet. Ne kadar gönderdi o zaman? Gönderdi. 1500 dolar para gönderdi. 5 sene önce. Şimdi 10 bin dolar olmuştur o. Peki Oldinya bu parayı aldı mı? Bu para anneye mi gidiyor sizde? Berna buldu. Parana da dünürüm gönderdi. Rabia gönderdi. Evet. Peki bu, peki Berna aldı mı bu paranın içinden? Hani sizde daha fazlasını alıp da size bunu göndermiş olabilir mi? Ben sana size söyleyeyim. Ben Özbekistan'da, onlar Türkiye'de. Biz nereden biliriz? Şimdi bakın sizin arkadaşınız ya. Hani sonuçta siz beraber, şimdi onlar sizden habire kız istiyorlar orada. Burada hayırlı birisi var. Ona kız bulalım diye siz kaç kişiyi evlendirdiniz? Ben mi? Evet. Kaç kişiyi evlendirdiniz? Hani hayırlı bir işe vesile oldum diye. Çok diyemem. Çok diyemem. 15 kişi... 20 kişi. Yok. 20 olmuş mudur? Yok 20 kişi değil. 15-20'nin arasında. Memleket Hanım sen dedin ki 60 tane kız getirdim. Yalan konuşma. Ben dedim. Ne ben seninle konuştuğumda 60 tane ben Türkiye'ye kız getirdim. Her getirdiğimde 3 tane getirdim dedin. Yalan konuşma. Var mı? Özbekistan'da kız fabrikası var mı? 60 tane getireceğim. Siz bunun ticaretini yapıyorsunuz. Hayır. Evet. Babam ilk kız gelmediğinde savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzda beni dinler misin? Bulunduğumuzda sen Türkiye'ye kız getirdin. Sen Türkiye'ye kız getirdin. Ben size tarihine iki sefer yılda Antalya Havaalanı'na geldin. İki sefer İstanbul'a giriş yaptın. Ben bunları attım. Hayır. Ben, bunları attım. Ve babam Isparta'ya geldiğinde ikinci kızın konuşması yapıldı. Bu gül için. Ve sen dedin ki ben 3000 dolar alıyorum. Geri parayı ne yapıyorlar bilmiyorum. Baba, babam da burada şahittir. Yalan konuşmayın. Kime verdin? 3000 dolar alıyorum ben kız başına diye sen kendi ağzınla söyledin. Söyleme. Seni babanla yanında beraber oturdum ben. Babanla da ben kendim konuştum ya. Evet. Babam burada seyirci arasında konuşabilir miyim? Sıkıntı yok seni söylemen yeterli. Siz. Tamam o zaman bu kadar kendinizi ispatlayacaksanız Hodri Meydan buyurun gelin. Oldinya kaynanan nerede? Gelsin karşımıza. Kendisini savunsun. Adalet önünde savunsun. Benim abim şu an işinden oldu Zayda Hanım. İş yeri iş çıkardı yani. 4 aydır kirasını ödeyemiyor krediler yüzünden. Siz parayı kime verdiniz Neşe abla? Biz parayı 40 milyarını Ruhi Gökçe'ye verdik. 40 milyarını da nikahın kıyıldığı gün Rabia Gökçe'ye verdik. Ve bu insanların parasıyla... Sizlere koyun alındı, koyun. Hayvancılığı bu yüzden yaptınız. Koyun alındı. Burdur'da parayı verik ha. Ne koyun alındı? Evet, sizin ağzınızdaki arabalarla, evlerde 3 ay koyunculuğu yapıyorsunuz. Maksat ne? Maksat şu, Zayda Hanım, ben hayvancılık yapıyorum. 3 ay kuzusunu satıp
araba alınıyor, ev alınıyor, o alınıyor, bu alınıyor. Resmen kara para gibi ticaret yapıyorlar yani. Aklıyorlar parayı. Bizim paralarımızı aklıyor. Paranız yok da niye geliyorsunuz buraya demedim eğer mi sadaka? İspatlar mısın bunları? Ben vardım, kızın da vardı. Tamam, nerede oturduk seninle? Sen değil. Ben... O zaman sen de benim annem, sen deme. Sen kimsin? Ben 3 bin dolar ödemedim, ne hareket? Niye lan söylüyorum? Geldiğimde 10 güne kadar ben senin ikinci kızı geçeceğim demedik mi? Yalan söyleme. Peki ne? Sonuçta o kızlar bir şekilde geliyor. Serkan oğlunuz burada ama burada kalmıyorlar ve gidiyorlar. Peki bir şey soracağım Memleket Hanım. Sizin orada ne? Erkek yok mu? Niye orada evlenmiyor bu kızlar da Türk erkeklerine geliyorlar? Niye o zaman Türkiye'de karı yok mu da Özbekistan'dan karı alıyorlar? İşte ben size soruyorum. Bak bizimkilere burada sordum. Şimdi de size soruyorum orada. Var. Niye orada evlenmiyorlar peki? Güzel hayat istiyorlar. Oradan Türkiye'ye gidiyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Mekanlarda güzel hayat istiyorlar. Çok doğru konuşuyorsunuz. Peki güzel hayat istiyorlar. Burada böyle bilmeden, görmeden sadece adamlarla... Böyle konuşa konuşan ne kadar anlıyorlar burada ne kadar güzel bir hayat var. Gittikleri yerlerde köy yeri. Hani siz İstanbul'da rezidansa kız vermiyorsunuz. Bakın şimdi. Bunlar atlama taşı. İlk zamanlar ben Rabia'yla buradan pazarlık yaptığımda bana ben 50 tane kız getirdim bu zamana kadar sadece bir tanesi gitti dedi. Açık açık bir tanesi gitti dedi, o da aileden sorumlu gitti dedi. Hiçbiri gitmedi dedi. Burada sen de para aldın, Rabia da para aldı, Ruhi Gökçe de para aldı. Kimse yalan konuşmasın, yukarıda Allah var. Kimse yalan konuşmasın burada. Benim burada canım yandı. Bak benim burada canım yandı. Rabia Gökçe. Rabia Gökçe. Bak Rabia Gökçe diyorum. Güveniyorsa, haklıysa geçsin benim karşıma. Benim karşıma geçsin. O kadar diyorum size. Siz yalancısınız. Sizde Allah korkusu yok. Siz Allah'a inanmıyorsunuz. Susturun şunu. Ben susmam. Beni susturabilecek kimse yok. Bir Allah'ın kulu yok. Hele o rakamda Allah var. Yok, anladınız mı siz? Ben yalanlar, Rakan'ın yalan konuşuyor. Ben tabii Özbekistan'a kadar geldim. Can Havli ile konuşuyor. Ben değil, kimse susturamaz. Ben Özbekistan'a kadar geldim. Kayıtları inceleyebilirsiniz. Ben Özbekistan'a kadar geldim. Kucağında çocukla karşılaştım. Bana bekar diye getirdiğiniz... Kız dediğiniz kucağında çocukla karşılaştım. Siz adalet önünde hesap vereceksiniz. Bu kadar. Adalet yüzünde cevap vereceksiniz. Sizinden kız aldın, ondan iste. Benim annemden değil. Seni biz tanımıyoruz. Orasını ben bilemem. Siz kaç kişisiniz? Kaç kişi pazarlık yapıyorsunuz? Kaç kişiye para gidiyor? Ben bunu bilemem ki. Ben... Rabia Gökçe'ye evinde 65 bin lira para verdim. Eline saydım bu parayı. Kime verdin? Sana aracın kim? Ben sana vallahi tanıma. Siz bana bakın asıl. Siz gelin. Ben bekliyorum burada. Bak hepimiz burada bekliyoruz. Siz haklıysanız çıkın gelin. Burada kendinizi savunun. Bak ben bakın, burada ne güzel çıktım savunuyorum. Bunlar sizin arkadaşlarınız. Siz de gelin. Eğer haklıysanız gelin. Gelmek isterseniz ben hemen uçak bileti alırım size. Zaten çocuklarınız burada Olivia. Peki, ben bekliyorum yani. Siz... Çıkın karşıma. Bana şimdi verin bakın, hesabını. Hiçbir şeyden haberdar değilim diyorsunuz ama Berna arkadaşınız. Rabia arkadaşınız. Aynı zamanda artık akrabanız. Söyle Mustafa. Şimdi mesela diyorlar ki. Bir dakika Mustafa, bir cevap verecekse Olivia versin, sonra Mustafa söz sana vereyim. Olivia bir şey mi söyleyeceksin? Yok kimse. Hep bunlar konuşuyor zaten. Söyle, söyle. Şimdi sen söyle. Biz bu Gökhan'ı tanımıyoruz. Bir. İkincisinde de bu benim anneme böyle iftira atıp durmasın. Bak sen belki kayınvalideni seviyor olabilirsin ama hani bir değil, iki değil. Oydin ya, yani bak 10 tane adam var burada. 100 tane adam telefonla arıyor beni. Hepsi mi yalan söylüyor? Peki Memleket Hanım, size bir soru daha soracağım. Neşe bir dakika, bir cevap versin. Parayı kayınvalideme verdiyse kayınvalidemden istesin parayı. Benim annemden değil. Senin benim annemden annem... zaten direkt ondan para aldım verdim diyen
Var mı? Kayınvalidene kızı bulan yok. Kim? Kayınvalidene ama o tarafta kızlara bulanın kayınvaliden olduğunu söylüyorlar. Siz buluyorsunuz zaten. Yani Mustafa'yı, Gökhan'ı tanımıyor olmanız, ona kız bulma... Belki sizin bulduğunuz kızlardan şimdi, bir tanesi gitti Gökhan'a. Onu Rabia Hanım biliyor. Bir ürün buluyor diyor. Siz de onunla birlikte bizim çalışıyorsunuz. Bak Rabia Hanım da diyormuş ki orada dünürüm var, dünürüm buluyor bu kızları diyormuş. Bir de orada benim polis tanıdığım var. O bunların araştırmasını yapıyor, öyle geliyor. Temiz yani, kızlar buluyoruz diyor. İyi kızlar buluyoruz, polisten de bunun teyidini alıyoruz diyormuş. Senin kayınvaliden diyormuş. Rabia Gökçe diyor, ben sizinle irtibata geçmedim bak bunu söylüyorum. Hep şikayetçileri bağlıyorsunuz, neden bizim bak, kızları bağlamıyorsunuz? Beni iyi dinle. Bağlayalım bak orada varsa kızlar, hayır biz böyle bir şey yapmadık ya da mutluyuz şu an yuvamızda dediğiniz varsa onları da bağlarım ben. Açmıyorlar. Bak sadece ben sizinle ilgili bir şey söylemiyorum. Ben sizinle ilk defa konuşuyorum. Ben benim davam Rabia Gökçe'ye tamam, üstünü basarak söylüyorum. Bir dakika, bir dakika. Peki sen kayınvalideni hadi bilmiyorsun diye bak sen gayet akıllı da bir kızsın yani her şeye cevap veriyorsun. Akıllısın yani seni öyle kandırmak da kolay olmaması lazım Holding ya. Peki sen hadi kayınvalideni bilmiyorsun. Kocam para vermiş, para almış. Bak. Veren'i kıza gönderdi. Kız bizi kandırdı. İnanın bizi kandırdı. Ablası da hatta orada evli. Bir peki, güzel yaşıyor. Bak kocana para vermiş. Kocan bu parayı madem öyle geri vermesi lazımdı. Vermemiş beyefendiye. Kız vermedi. Biz nereden alıp verelim? Sen yokmuşsun. Kocan para almış diyor iddiasına göre. Bak bugün canlı tamam. Bağlandım Burdur'a. Tamam. Gelen parayı ben görmez miyim evde? Ben de görürüm. Evet. Ya da sana hiç mi göstermiyorlar acaba? Sen annene söylersin. O daha çok para ister diye ne bileyim. Ya hayır, seni de kandırıyor sen, olabilirler mi? Ben gördüm. Ben kaynanamı bilmiyorum. Kaç para aldı kimden? Kimden peki bir bazı... dakika. Şu anda bir ihbar telefonu var. Mustafa konuşacaksın aklımda. İyi dinleyin. Memleket Hanım, Olivia siz de dinleyin. Biz biliyoruz adını ama ismini vermek istemedim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar Zayda Hanım. Hoş geldiniz. Hemen tanıtın kendinizi. Siz Memleket Hanım'ı tanıyor musunuz? Memleket Hanım'a böyle bir şey var. Pendik'te yaşayan en yakın arkadaşım. Memleket Hanım'ın memleketinden. Dedik ki Memleket Hanım bu ticareti Özbekistan'da yaptı. Moskova'da da çalıştı. Oraya da yaptı dedi. O burada ticaret yapan bayan en yakın arkadaşıymış. Memleket Hanım Özbekistan'dan bayanları gönderiyor. Köy kızlarını daha hani ki algılayamayan çok şeyi. Özbekistan'ın neresi gönderiyor. Biliyor musunuz? Sesini... Özbekistan'ın neresinden gidiyor o kızlar? Biliyor musunuz? Tam olarak bilmiyorum. Bizde bir yer var da hep oradan gidiyor. Onu karşılaştıracaktım. Peki? Ondan sonra Andijan'dan, çoğunlukla Andijan'dan gittikleri var. Andijan. Hı. Peki. Sizin biz arkadaşınız mı bunları söyleyen? Siz tanıyor musunuz? Arkadaşınız tanıyor. Arkadaşım tanıyor. Çıkıp da böyle yalan söylemesinler. Peki size neler anlattı arkadaşınız? Bir de o niye bağlanmadı? Keşke bunlar o bağlansaydı. Pendik'te yerleşmişler ilk başta. Ha. Pendik'te gece kulübünde çalışmışlar çoğunluk kızları. Gece kulübünde? Aynen. Maltepe, Pendik, Kartal o taraflarda gece kulüplerinde çalışmışlar. Yapamayan kızları da, kulüplerde işini yapamayan kızları da böyle insanları evlilik yani. Ha. Evlilik yaparsın, oturma iznin olur. Çünkü şu anda yasak oturma izinleri Türkiye'de, evet. İstanbul'da. Evet. Kimse çalışmadı bizim evde. Sen adın ne? Beni iyi tanıyormuşsun. Sen adın ne? Peki. Bir dakika, adını çalışmadı mı diyorsun? Bizden kimse öyle bir yerde çalışmadı mı diyorsunuz? Çalışmadı. Bir bayan gösterdiniz. Şimdi bakın, o görüntüyü ben mi göstereyim? O siz ekrana verebiliyor musunuz? Şimdi biz bunu çok flu vereceğiz ama... Evet, şimdi ben bir dakika şu görüntüyü bir bulayım. Bakın bir görüntü var elimde. Bu görüntü birinizin eşi. Kimindi? Bana bir daha söyleyin. Bir bakın. Serkan sana göstereceğim şimdi bir dakika. Hı. Şimdi burada çok flu bu anlaşılmıyor ama. Şimdi bak. Çocuklar ekran başına bunu vermiyoruz. Fakat ben orijinal görüntüyü Serkan'a şöyle göstereceğim. Bak. Sesi kısayım da ama bir şey olmasın ha. Şimdi bak burada konuşanlar var. Şimdi burası bir ne diyeyim? Gece eğlence mekanı çok uygun bir mekan değil yani çocuklara çok uygun bir mekan değil, uygunsuz bir yer. O yüzden göstermiyorum.
senin eşin mi? Eşim zaten. Senin eşin. Eşim. Yani bir kadının bu saatte burada olamam, olma ihtimali yok. Zahid Hanım, Memlük Hanım kızı buluyor, Rabia Hanım gönderiyor. Ben de telefonu kendisi söyledi bunu. Kendisi mi söyledi? Ya, özellikle söyledi Memlük Hanım bunu. Yalan söylemesinler öyle. Adalet önüne diz çöksünler. Duyuyor musunuz yalan Memlük şey. Hanım? Zorla imza alıyorsunuz insanlardan. Herhangi bir alacağımız vereceğimiz yok diye. Adalet yok mu sizde? Benim 3 aydır kiram duruyor. Kredilere dövüyemiyorum. Ben işimden aldım sizin yüzünüzden. Ne bizim yüzümüzden? Kendi yüzünden aldım. Parayı aldım. Siz nasıl biliyorsunuz? Babama parayı yok. Kız almayı niye geldiniz demediniz de. Şimdi aldırak konuşup bakırıp dövseydin senin karında yaşardı. O devlet nereye gitti? Benim yeşimin gitti ki Rusya'ya, Moskova'ya gitti. Mesaj eden sen değil mi? Benim telefonum da hala da kayıtlı bu. Ben kötü olsam devlet neye benden ikinci defa karı sordu. Neden yazdın Rusya Moskova'ya gittin mi diye benim yaşımın gittiğinde? Demek ki siz götürdünüz Rabi'yle. Kötü oldu mu? Ha sen... Kızları pazarlıyorsunuz, parasını yiyorsunuz. Nasıl geçiyor boğazınızdan? Tamam da. Ne yazık kım olsun bu kadar milletin şeyi haram olsun. Ben yazdım Allah da sizi yaksın. Ben işinden aldım. 3 aydır kiramı ödeyemiyorum. Allah'tan korkmak kuldan tanım yok mu sizde? Sen sorayım da bundan da batlar o. Nasıl yiyor bu çoluğuna çocuğuna helal parayı? Türkiye'den de evlenerdi. Türkiye'de terbiyesiniz konuşma. Adalet önüne hesap vereceksiniz. Adalet önüne çökeceksiniz. Ben bunun arkasındayım. Sonuna kadar gideceğim. O zaman yollayın birilerini parayı ödeyin. Sen olsaydın karın senin kucağında olurdu. Sen ne yiyorsun Moskova'ya gidiyor diye. E ablam umumen konuşmasın benimle. Bana bıçak çekti. Bakın az önce görüntüler yok dediniz ya. Serkan karısını tanıdı. Gösterdiğim fotoğrafları ben çocuklar ola ki ekrandadır diye gösteremiyorum. İmtina ediyorum. Bir eğlence merkezi. Gece çalışan, sabaha kadar çalışan, her yer kırmızı ışık, siz anlayın. Benim kadın oradaki yaşım... durumunu anlayın ve benim karım dedi yani. Benim bu kadın orada ne işi var? Çalışıyor, elinden ameliyatı, kalktın ameliyatı. Onun hakkında nasıl yiyorsun? Ben tarlamı sattım, koyunlarımı sattım. Krediler çektim. Ne dinle, sen 3 ay konuştun, ablan neredeydi? Neredeydi? Örgüsün bizi örgüt. Benim haberim olsaydı bu konuma gelmezdik. Benim haberim olsaydı bu konuma gelmezdi. Sen beni aramadın mı? Benim haberim yoktu. Serkan kızı gönderiyor. Ben, gönderiyor. Ben şu kadar gönderiyor. İnsanın arkasındayım bir bayan olarak. Bu insanların ne kadar köylü insanı varsa, ne kadar yol iz bilmeyen gençler varsa hayalini yıktınız. Yıktırmayacağım. Ben bu insanların arkasındayım. Adaletle bu insanların arkasındayım. Peki Neşe. Bir dakika bir sakin olun şimdi. Herkes konuşacak. Berna Hanım şu an telefonda. Berna merhaba. Selamun aleyküm merhaba. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Berna Hanım siz buradaki beyefendilerden kaçını tanıyorsunuz? Gösterin ben şöyle. Ben orada Veysel Bey'i tanıyorum. Veysel Bey'i tanıyorsunuz? Evet. O Huday Bey'i tanıyorum. Fatih Bey'i? Fatih Bey'i tanıyorum. Peki onlarla nasıl tanıştınız? Ne için tanıştınız siz? Ben o şeyle Veysel Bey'le Rabia Hanım sayesinde tanıştım. Ha ben onu tanışmadım. Ben o Veysel Bey sadece fotoğrafını gördüm. Peki. Rabia Hanım bana gönderdi. İlk önce size şunu söylemek istiyorum. Söyle. Tamam, benim fotoğrafım orada dursun. Onda sıkıntı yok. Ama oradan benim annemin fotoğrafını kaldırır mısınız? Peki annenizin de bize ihbarlarda, annenizin de burada... Hayır, benim annem 60 yaşında bir bayan. Benim annem rahatsız bir bayan. Peki siz para aldınız mı bu işi yaparken? Kız bulurken? Ben ilk baştan size her şeyi anlatacağım. Anlat, tamam. Abla. Bak dürüstçe anlat. Bu memleket hanımla Özbekistan'dan hem komşuyuz hem arkadaşız. Bu Oydin'le... Bu şeyi, Oydine'yi Rabia Hanım'ı gelin olarak ben getirdim. İlk başta 5 sene önce. Tamam. Yani burada para alınan bir konu yok. Ben Dinar'da yeğenimi evlendiriyordum o zaman.
Peki Oydin'e için para almadığınızı söylüyorsunuz. Hayır, Oydin'e için para almadım. Rabia Hanım'a ben Oydin'e masrafları için, düğün parası için para göndereceksiniz dedim. Onlar kendileri oraya $1,500 para gönderdiler. Oydin'e orada evraklarını, resmi evraklarını, pasportlarını orada bir düğün yaptı. Yani kız olduğu için mecbur orada düğün yaptılar. Tamam, burada bir sorun yok. Peki 5 sene önce belki Oydinya'dan bir şey almadınız ama sonra Oydinya geldi, tamam. Mesela Fatih Bey'den almışsınız. Yani ben onu anlatıyorum işte. Ben onlarla mesela ortak diye sizi oraya fotoğraf koyuyorsunuz ya. Bak yani bize gelen ihbarları değerlendiriyorum. Yok. Ortak değil, siz bir kolu olmuşsunuz diye düşünüyoruz. Değilseniz açık açık söyleyin bak, her şey çıkar zaten. Hayır bir dakika, orada o dün ortak diye benim annemi, benim fotoğrafımı oraya koydunuz. Peki bize benim anlatın, siz bir şey olmasın, kaldırın, fotoğraf önemli değil. Fatih Bey, siz Fatih Bey'i tanıyorsunuz değil mi? Fatih yani Bey para verdiniz mi siz? Fatih Bey'e de geleceğim, şu Veysel Bey'e de geleceğim. Tamam. Kuday Bey'e de geleceğim. İlk önce siz oradan benim annem fotoğrafını kaldırın. Peki hadi aldık fotoğrafı, alalım Oğuz. Alın. Benim ama bana dürüstçe anlat. Ortak diye hiç kimse suçlayamaz. Dürüstçe anlatın bana. Çünkü onun da adı geçti, o yüzden annenizi koydum. Boşuna ben koymadım. Dürüstçe anlatacağım. Benim korkacak hiçbir şeyim yok. Tamam. Bu, siz bunu araştırabilirsiniz. Hepsini araştıracağım. Tamam araştırın. Benim para aldığım şu Fatih Bey orada yalan konuşuyor. Nasıl yalan konuşuyor söyleyin. Ben konuşuyor. Siz bana ne dediniz? Bir dakika, siz beni dinleyin. Siz beni dinleyin. Siz Fatih, sen beni dinle. Peki orada anlatın. Hadi anlatın. Bak ben onları sen dinledim. Sen konuştun, beni dinleyeceksin. Sen konuşmayacaksın, beni dinleyeceksin. Öyle anladın bir şey yok. Ben kime söz verirsem o konuşsun. Şimdi bak ben tamam, onları dinledim. Şimdi siz konuşun. Ama bana dürüstçe anlatın. Bak laf kalabalığı. Bunları boş ver. Hayır. Siz Zayda bana... Hanım bir dakika, ben size bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben ilk önce Veysel Bey'den başlayacağım. Veysel Bey'den başlamayın. Onunla para alışverişiniz yok. Siz Fatih Bey'den başlayın. Hayır bir dakika. Burada kızları suçluyorlar ya. Kızları suçladıkları için ben Veysel Bey'den başlayacağım. Veysel Bey, siz tanıyorsunuz bu kadını? Tanıyorum. Para aldınız mı, verdiniz mi? Ben Berna'ya vermedim ama Rabia'ya, Gökçe'ye verdim. Berna, tamam, Rabia'nın aracısı. Verdin ama sen dün orada ne dedin? Sen dün orada kızın pasportunu ver. Ben kıza kefilim diye Berna pasportu elinden aldı dedin. Elini vicdanına koy. Bak babanla benim eve o kızı döve döve getirip arkasını, her yerini şişirip getirip, abla lütfen polise söylemesin, merdivandan düştüm desin, sen arkadaşına anlat dedin mi? Bunu söyle bana. Yaptın doktor, mı öyle bir şey Veysel? Doktor raporu var mı şimdi? Hayır. Şimdi bugün bak, ben yanlış yaptım. Bugün ben dövdüysem bunu, doktor raporu var mı? Şey var mı? Bütün kızlar aynı ifadeyi veriyorlar. Şimdi millete iftira atmakta bir birincisiniz. Dinle. Artı annene geleceksin. Annene de geleceğiz şimdi. Annesinin yanısı var. Yanında oturuyor. Şimdi bana kızı bulamadılar. Bir dakika bak şimdi. Siz Rabia Hanım'la beraber çalıştığınızı iddia ediyorlar. Veysel diyor ki birinci de olmuyor. İkinci de oluyor diyorlar hep. İkinci de o da olmuyor. Bana habire resim geliyor. Öyle yok. Ondan sonra annesinin yanında teyzemin kızı diye getirdikleri teyzesinin kızı da çıkmıyor. Veysel Bey, hayır, eğer siz bu kızları dövdüyseniz sizin de karşınızda yerimi alırım. Hoş bir şey değil, bu doğru bir şey değil. Bak, sağlık raporu alınır, çıkar da. Her kadın gidip alamıyor sağlık raporunu. Sana iftira atıyorsam bu çocuğumu kucağıma almadan... Yemin etme görürüm. Berna, yemin etme, öyle yeminleri hiç sevmem ben, Allah göstermesin. Hayır, Berna bana şunu söyle. Bak, Fatih Bey sana para verdiğini söylüyor. Asıl bu konuyu değiştirmeye çalışma. Sonra Veysel'e geliriz. Sen aynı şekilde bak, Fatih Bey'e de para verdiğini söylüyor. Kaç para verdin? Fatih, 600. Fatih orada yalan 60 konuşuyor. Bin. 60 bin. 60 bin.
Yalan konuşuyorsun. Yalan. Berna Hanım, yalan söylemiyorum. Yukarıda Allah var Fatih. Evet, yukarıda Allah yalan var. Onu ben de biliyorum. Ben seni siz yine Allah'a inanmıyorsunuz. Ben seni tanımıyordum. Dinlemiyor beni, dinle. Allah'a inanmıyorsunuz siz. Kim sayesinde tanıdım? Onu da söyle orada. Kim sayesinde tanıdın? Berna Hanım'ı kim sayesinde tanıdın? İşte arkadaşlar bir şey gayvada konuşuyorduk. Onlar şey tanıdı. Tamam, fark etmez yani. Sizi tanımaya vesile zaten bu kız bulma konusu. Peki Berna, siz bu kızları getirirken ben kaç size, para ben, alıyordunuz? Hayır, ben size şunu söyleyeceğim Zayda Hanım. Tamam, ben bunların koyuna 3 tane kız getirdim. Tamam. Şimdi üçü de yaşıyorlar. Üçü de çoluk çocukla karıştılar. Bu ben Fatih Bey'e, doğru ben Fatih Bey'e bu Feride Hanım'ı ben getirdim. Ben burada yalan konuşmuyorum. Ya zaten ama konuşursan her şey ortaya çıkar. Aynen. Bak burada hiçbir şey ya yalan, yanlış kalmıyor. Peki bir dakika, bir dakika Berna telefonda kal. Bakın biz bir barajın kapağını açtık. O kadar ciddi bir su akıyor ki barajdan şu anda. İhbar telefonu duruyor, durmuyor yani. Arkadaşlar bakamıyorlar yani, telefonu kapattığımız anda yeniden çalıyor, açıyoruz. Durmuyorum da artık, her şeyi burada açık açık herkesi bağlayacağım. Herkes neyse taşını döksün burada, eteğindeki taşı. Allah konuşabilir miyim? O zaman Memleket Hanım'la ilgili bir ihbar var. Hemen bağlayın telefonu. Merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Alo. Merhaba, siz Memleket Hanım'ı tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Nereden ticaretçi, tanıyorsunuz? Kızıyla ikisi ticaretçi. Nereden tanıyorsunuz onları? Ticaretçi bunlar. Ben ticaret şeyinden tanıyorum. Ne ticareti yapıyorlar? Buradan Laleli'den bir şeyler götürüyorlar, satıyorlar. Oradan sonra böyle Rabia'nın kız getir deyince oradan kızları bulup getiriyorlar. Peki siz şahit misiniz buna? Önce evet, havalimanında şahit oldum. Kızları getiriyorlar. Kumkapı'yı Aksaray'a getiriyorlar. Orada fuhuş işini yapabileni İstanbul'da kalıyor. Yapamayanı böyle köyde böyle şeyleri bulup evlendirmeye çalışıyorlar. Bakın bu ciddi ve büyük bir iddia. Buradan kızları İstanbul'a getiriyorlar. Hanımefendinin adını bu arada biz bilmiyoruz. Sonra isterseniz size veririz ama güvenlik gerekçesiyle yine vermiyoruz. Evet. Sizin burada un kapanında ya da farklı yerlerde bu kızları çalıştırdığınızı, fuhuş yaptırdığınızı, bunu yapamayanları da evlendirme vaadiyle gençleri dolandırarak onlara hanım olarak gönderdiğinizi iddia evet ediyor bu hanımefendi. Ne diyorsunuz? Evet, kızları getiriyorlar. Hayır, yalan söyleme. Sen beni iyi tanıyormuşsun. Ben nerede yaşıyorum? Ben kaç çocuğum var? Kim ile yaşıyorum ben? Sen beni iyi tanıyormuşsun. Cevap verebilirsiniz, buyurun. Bakın, ne yaptınız siz? Utanın. Analı kız, utanmıyor musun siz? Sen utanmıyor musun buraya çıkıp da yalan konuşmaya? Sen bizi ya tanıyor. Ne yalan konuşuyorsun? Daha belli olacak. Bilmiyorum, bu arada arayan kişi de Özbek. Seni. Tanıştır kendini, tanıyalım biz de seni. Sen bizi tanıyormuşsun ya. Yani adını o kadar çok ticaret şeyin çok ki. Ne tamam, ticaret ediyoruz tamam, biz? Tamam sen. Orgina sen tehdit mi etmeye çalışıyorsun şimdi bu kadını? Biz de tanıyalım şimdi seni diye. Şimdi beni tehdit etmeye çalışıyor. Etsin, ben korkmam. Onlar korkması lazım. Analı kız bir de çıkmışsın. Yüzsüzsünüz. Utanın ya. Ben kim ile nerede yaşıyorum? Kaç tane çocuğum var? Sen beni iyi tanıyormuşsun. Cevap ver. Ben seni tanıyorum. Sen de kızlarla ticaret işi yapıyorsun. Niyetiniz ne? Sakin ol. Eğer suçun yoksa sakin olacaksın. Sakin konuş. Niye sinirleniyorsun? Ben sinirli değilim şu anda. Kumkapı nerede? Ben nereden bileyim? İstanbul'un sokaklarını sevmiyorsun. Tabii. Bilmezsin. Kızları havalimanına getirdiğin zaman görmüşüz, herkes biliyor. Bir tek ben arayıp ihbar etmiyorum ki. Herkes biliyor, sana tanıyan herkes bilir. Ondan da biliyorsun. Kim neyse herkes öyle biliyor, ne diyelim ya. Kim neyse herkes öyle biliyor. Demek ki bunlar evet İstanbul'da. Biz bilmiyoruz, biz Antalya'dan dışarı hiç çıkmadık. Bu işi yaptığınızı biliyoruz. Kızları getirip da biliyoruz. Ne iş yaptı? Kaç söyle. Kaç para aldın? Bu dedikleri gittim. Kaç para aldın? Kimden aldın? Ha? Parayı aldığınız zaman konuşun.
Niye para versinler kadına bunu söylesin diye? Ayrıca tek de değil. Sadece niye? En iyi ben derdini anlatabilen hanımefendi olduğu için onu bağladım. İfade ediyorum. Görüyor Allah balayını da cezayını versin. Çocuğum oldu da çocuğun da bir gün olsun. Benim ya benim gıybet etme, kendine vursun. Etme. Kaç para aldın bu işin için? Gel kendin korkmuyorsun mi? Gel ben de buradayım, sen de buradasın. Gel Türkiye'ye gel, yüzleşelim. Hadi tamam gel. Gelelim. Korkun yoksa gel. Gel. Beni biletim. Peki ha? Alalım sesleri. Alalım. Peki bu ihbarlar tek değil bu arada. Farklı ihbarlar da var. O yüzden hepsini değerlendiriyoruz. Hangisi gerçek, hangisi değil, yüzleşmek isterlerse burada herkese kapımız açık. Bakın gerçekten abla, barajın kapağını açtık. Sular seller akmaya başladı. Kimsenin, benim yurdumun iyi niyetli evlatlarını kandırmaya hakkı yok. Asla. Asla. Reklama gitmem gerekiyor arkadaşlar. Yarın devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Hiçbir hayal gerçekleşmeyecek kadar büyük, hiçbir umut hafife alınacak kadar küçük değildir. Hayal etmekten vazgeçmeyin ve umudunuzu asla kaybetmeyin. Sizin için en hayırlısı yine sizin olacaktır ve lütfen unutmayın, siz çok ama çok değerlisiniz.